yeri bilmem. Dilim damağım kurur, kerdanlar hep ben. 13 yıl tabii şimdi dile kolay ya. Yani. Severek yapmasan nerede? Başındakilere sonra söyle konuklara hoş geldiniz diyoruz. Evet, nasılsınız arkadaşlar? İyi. Keyifler yerinde mi? Evet. Bugün güzel bir gece olacak mı? Evet. Harika, ilk defa Beyaz Şov'a gelenler bir el kaldırsınlar. Evet, mükemmel çünkü konuklarımızı da ilk defa aldığımız için seyircilerimizin ilk defa gelmesi normal. Bugün aramızda Okan Üniversitesi var. Hoş geldiniz. Yine aramızda Hayko Cepkin Fansınar. Kolera severler. Yasemin Mori diyenler. Sagopa Karşılar diyenler. Gördüğünüz gibi aslında programı genelde hep üniversitelilere yapmaya, gençlere yapmaya çalışıyoruz ama bugün konuklarımız biraz 40 yaş üstü izleyicilerin sevdiği, yani müzik olarak tercih ettikleri tipler. Gönül isterdi ki sizin de sevdiğiniz konukları çağırabilelim. Böyle dinamik, eğlenceli gençlerin de sevdiği konuklar çağırabilelim. Ama dayanabilecek misiniz bugün? Konuklar çıktığı zaman böyle bir ıslıklamak, biz bunları istemiyoruz demek yok değil mi? Hayır. Hayır, hayır. Çünkü gerçekten de bunlar benim dönemimin, benden daha eskilerin. Babamların sevdiği, bizim bayram sabahları hep radyoyu açarız, Sagopa Kajmer dinleriz. Hayko Cepkin'in elini öpmeden biz hayatta bayram sabahı başlayamayız. Bunlar çok eski, hatırlayamazsınız. Metallica seven var mı? Gördünüz mü? Metallica mesela, Unforgiven bilirsiniz. Unforgiven eski Kırşehir bozluğudur mesela. Yani hep bunlar bizden. 50 Cent geldiğinde izleyen var mı? Mesela 50 Cent bayağı bildiğin roman havası. Ama biz sahip çıkamadık bunlara. Pardon, özür dilerim. Arkadaşlar önde oturanlara ufak tefek geldiniz mi mesajı? Bak geldiniz mi? Aa gelmiş diyor. Evet. Hazır mıyız? Bugün cidden benim de ilk defa rastladığım arkadaşlar var aramızda. Mesela sen, mesela o. Gerçekten de konuklarımızla ilk defa karşılaşacağım. Daha önce bir iki ufak sohbetimiz oldu ama stüdyoda ilk defa yani özellikle bu tarz bir programı ilk defa yapıyoruz. Çok keyifli olacağına eminim. Ekran başındakiler de keyif alacak. Önce bir teker teker çağıralım. Herkes bir şarkısını söylesin. Bir böyle bir delirelim istiyoruz. Bir delirelim istiyoruz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi aşırı bir sevgi, aşırı bir ilgi. Konuklarımızı çağırmasak bile olur yani. Öyle bir sevgi var. Alkışlarla Hayko Cepkin geliyor. Yeah.
atmaz bugün seni. Canavar nasıl yani. Buldun hocam atmosferi? Ya vallahi hepsi bizim seyircimiz. Hepsine bayılıyoruz. Sağ olun. Hocam bu parça bir eski bir parça mıydı? Benim böyle altı, üstü, beş. Alman türküsü eski bir Alman türküsü. Alman türküsü çok eski. Yani aradaki çok... kısımları siz mi eklediniz? Yoksa i̇şte türkünün yenilik. Aslında Alman da bunu yapıyor muydu? İşte Alman'da başka bir Höchstein, Alt, East falan dediği yerlerde. Biz de kendimizce onu daha Türkçeleştirmeye çalıştık. Evet, şu kısmı bir kere daha bir seyircimizle beraber, şu sesi ben yakından da duymak istiyorum. Nedir bunun adı? Brüt? Brüt şey, net, net başka brüt. Net başka brüt var. Neydi hocam bunun adı? Brutal, yani sıfır brutal, karışık. Evet, bir ufak, ben de deneyebilir miyim ya, yapabileceğim bir şey miyim? Vallahi merak ettim sahiden de. Ha çıkar. Bugün ben bu müziği yapıyorsam babama borçluyum. Babama borçluyum. Evet. Aynen. Benim de ayak kanseri vardı. Baba basmadı, talk show'cu oldu. Peki. Bu. Bak şu rahatlık da hoşuma gitti. Bu sesi çıkartabilir misin dedim. Tabii ya değil mi? Şu hareket çok güzel. Diye kenarda. Peki denemeyeceğim. Deneyemem herhalde. Bir çıktı. Evet. Teşekkür ediyoruz. Hay çocuğum. Mikrofon senin hocam. Sana zimmetli. Kaşındı değil mi Götler? Bir abim var. Bir abim var hocam. Acılı yemiş gibiyim. Evet. Hazır mıyız? Kime hazırsınız? Harika. Onun eşi geliyor. Kolele geliyor.
müzik. Yaz yağmur attı sel, doğdu Eylül'ün kızı Esen. Günün sürpriz ismi Ehren ve Sehren. Çok zaman kaybetti deve play ile. Ben de küçüktüm eskide. Göğe bakardım gözlerim dönerdi maviye. Gergedanın ezik kalbin üzerinde koşturması. Aynı benim fark delte yepyeni bir hal alması. Uykudan evvel yolculanan günün hatırlanması. Derinden bir iç anması. Bana gelirsen kalbin elinde gel. Kemiklerinden sıyrılıp da gel. Bağrı bekle pasyalarla gel. Çuvallımıyız korkma bir umuz ikimize de yeter. Söyle bana daha önce hiç kimseciklere söylemediğin sözler. Ayrımızken şükür birkaç yaratılan da var. Hala özür dilerim örümceğin üzerinde bedduası var. Hata yapmaktan korkan kolo. Hata üzerine hata yapar. Sanki taşınırken düşer tabutum ölüm çıkar. Dünyayı sıkıldı bir denaneye. Gerek yok bahaneye. Utanç için bul kusur şahaneye. Bum kendini lav zannetti söndü döndü laleye. Şükür rahmet düştü tane tane her bir taneye. İste sade iste ayrı yedi pınardan su toplarım. İste eski medeniyetler gibi yerin dibine batarım. Ben gerçeğim onlar hayal. İste sana ispatlarım. İstersen beni gönlündeki derdi siler atarım. Aradan çok yıllar geçti. Eller hem ailesine düşkün konuştu halim. Herkes anladı ne yazık ki anlatamıyorum derdimi yâre. Kalbim ellerden düştü oldu ciğerde. Göründüm güçlü düzeldim sandım ama hep bunalımdayım. Mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım. Daha filmi anlatmadan al. Kayıp ülkenin prensesi, ondan duyulmaz sesi. Büyütmüş beni ölülerin üvey sevgisi. Fermanı verdim ve vuruldu cellatına ayın kellesi. Azarlandığım anlar ve insanların küflü sözleri. Bakar köy bir hayatı yaşadı kurma ağacı altında. Bu kavruldu kahra, ateş düştü bağrıma. Kötü niyetle sorulan bir sorusun iyilik arama cevapta. Kendini öldüren bir akrebim ben. Yangın ortasında altın suyuna batırdın tekrar sattın eski hurdayı. Ben de sen kalana kadar soydum izbe dükkanı. Özledim sinirliyken gelip derdime sırrını açmanı. İnfilak eder gözlerine düşen intihar uçakları. Sonunda geldin elinde tozlu yapma çiçeklerin. Eh teşekkür ederim bana da birkaç dakikanı verdin. Sen çocukları korkutan o. Soğuk kandı cin prensesin ağlamak istedim. 40 dereceyle yandı gözlerim. Aradan çok yıllar geçti. Çok sular aktı düştüm bu hale. Eller hem ailesine düşkün konuştu halimi yediği mahalle. Herkes anladı ne yazık ki anlatamıyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet. Evet. Bu kadar seveninin olmasına ne diyorsun? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Biz onları seviyoruz. Her şey karşılıklı. Evet. Gerçekten de karşılıklı. O kadar keyifli, o kadar güzel şeyler yapıyorsunuz ki onlar da size aynı şekilde geri dönüyorlar. Evet. Ben ilk defa televizyondan izlerdim bu arkadaşları. İlk defa canlı yakından gördüm. Ben şu anda acayip heyecanlıyım sizi böyle. Yani hep beraber şöyle falan görünce şu aradaki kısmı bana müzik olarak bak seninki de yabancı gelmedi bir Alman. Ben bir sen, Alman. Zekai Tuncan'ın. Zekai Tuncan değil mi? Gülüşsüz. Abi lan, seni açsız bırakma. He seni diyorum ki bir yerden biliyorsun şimdi söylesem ayıp mı olacak diye. Yok yok. Nasıl da lay 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 lay. Bir söyleyelim mi? Bir söyleyelim. Bir ben dakika. Zaten şarkıyı... Nakarattaki sözler Zekai Tuncan'ın sözü. Hayır, benim sözlerim. Ama... gönlümdeki derdi siler atarım diyorum. Mesela o onun sözü. Oradan. Ha, oradan bir tane orijinal var. Evet. Bir alalım şu nakaratı.
Aradan çok yıllar geçti, çok sular aktı, düştüm bu hale. Eller hevaybesine düşkün, konuştu halimi yedi mahalle. Herkes anladı ne yazık ki, anlatamıyorum derdimi yâre. Kalbim ellerden düştü, oldu ciğerde pare pare. Göründüm güçlü düzeldim sandım ama hep bunalımdayım. Mümkün dengede durmak, fırtınadan bir uçurumdayım. Dağ filmi anlatmadan ağlarsın, sen nasıl bir insansın? Ben senle aşka düştüm, parçalandım tane tane. Bak, işte şimdi bu rapi bilen var, bilmeyen var. Evet. Bak ben mesela yaşım itibariyle geç keşfetmeye çalışıyorum. Senin gibi arkadaşlar arasında böyle sanat müziğidir, arabesktir, Türk halk müziğidir koyunca mesela benim çok hoşuma gidiyor. Diyorum benim ki de ben... hoşuma gidiyor evet. Gidiyor değil mi? Ama ne diyorlar bize, bunlar ne? Arabesk yapıyor, rap yapmaya diyorlar kim böyle. Diyor onu? Kim diyor onu? Aslında rap camiası tamamıyla ikiye ayrılmış durumda. Diğer kalan kısım öyle diyor. Valla ben bir bu şey söyleyeyim. Bu kalan kısım memnun ben yani. Ben şu anda şu senin parçanın içinde böyle bir şey varsa ben senden yanayım. Her zaman benden yana olsun. Evet. Teşekkür ederiz. Evet, Zekai abimize de buradan sevgiler, selamlar gönderiyoruz Zekai Tunca'ya. Devam ediyor muyuz? Alkışlarla Yasemin Mori geliyor arkadaşlar. Sayıldı, kattılar tozu dumanı, alnımı sakladı önde.
Efendim, ağzınıza sağlık. Yasemin için çok teşekkür ederiz. Yasemin'e de ben ilk defa karşılaşıyorum evet, ama merhaba. Karşılaşmayı çok istiyordum çünkü internet sitelerinde ne zaman biz hangisiyle anket açarsak açalım programda kimi görmek istiyorsunuz diye bu dörtlü mutlaka var ama Yasemin Mori de yeni çıkmana rağmen doğru mu? Yeni sayılır yeni yani. Yeni sayılır evet. Ne kadar 7 oldu? 7 ay kadar oldu. 7 aydır. 7 ayda acayip bir izleyici, dinleyici kitlen var. Evet doğru. Bu senin yaptığın müziğin tarzıyla mı ilgili? Hani göz önünde bir kitle değil böyle bağırıp çağıran ama evet. Dipten dibe acayip bir kitle var doğru mu? Bana da öyle geliyor. Evet sana da öyle evet. Yaptığın müziğin tarzı bana dramatik punk gibi geldi doğru mu? Bir şeyler okunmuş. Çalışılmış. Ama dramatik punk değil mi ya gerçekten? Dramatik punk değil tabii değil, aslında. Değil evet. Ama yani dramatik punk böyle hani hem kendime hem de müziği yapış biçimi aslında anlatmak evet. için benim daha çok kullandığım bir şey. Biraz açacağız değil mi bu konuları? Açalım ya. Yani anlayalım diye. Olur tabii çünkü ki. Beni talk show'a şunun için koydular. Gerçekten de Türkiye'de şunun için talk show yapıyorum. Sen anlarsan herkes anlar. Önce sana anlatsınlar Beyazıt dediler. Onun için. Teşekkür ediyoruz Yasemin'e. Sağ olsun. Evet. Arkadaşlar, Kadopa'yı öyle birden çağırmam. Öyle birden çağırmam. Evet. Enteresan bir adam geliyor. Bugünkü sohbetler hepimizi doyuracak inşallah. Sahiden de keyif. Evet, sizden de soru alacağım ona göre. Söyleyeyim. Alkışlarla Sagopa Sagopa. Hey Beyazo. Varabildiğim yere kadar var. 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 Akarsılardan mezgeri. Tıpkı gençliğim gibi. Bebekti ceninin ergeni. Bir erdi büyümüş meyvesi. Sakallıyla geride kaldı. Yunus'un hamlık evresi. Sivilce akne katledildi. Soldu yüzümün güneşi. İçimizde düşmüş tablolarda bir resimdi kendisi. Titreyen şu gökyüzünde kuşun kilitli kafesi. Tersi döndü güvenin ansızın belirdi dostun hilesi. Fincan kahve içtim kursağımda telvesi. Kahvesi baştan akıl alıyor cilvesi. Yıkar geçer bir dostun düşmancasına hamlesi. İki boğaşmış ihanetin ki kat'i yok bahanesi. Hayrından umutsuzum yeterime bari şerlini. Ve hepsi aynı yolda yolcu onca bedenin kellesi. Meydan önüne dizilecek ve alınacak ifadesi. Dualar olmasaydı kim kovardı kardeş kibrisi. Kalbim akta patta desen yüzünden yansır pisliğin. Altın adlar ne yaz manası. Hayretin kasvetken gözlere şiş. Gevetken gözlere şiş. Çağrıya her rüya merru kafke. Gölge haram ilerine bir selam çak. Selam, selam, selam. Abine patladı demleniz ki imam. Duşin ve bandan handan ummam ben. Dumbut, 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 dumbut. Duşin ve bandan handan ummam. Ahi felik mum ben şamdan. Uyan, uyan, uyan. Aha. Sagosuz, huzuz benim çukurda işinizin. Pusu kuran huşu içinde gözlerinde kim belirgin. Vay seni şu kinder halin. Cenin büyüdü savaşa girdi silahlarımı bana verin. Yardan sarkıtın dostlarımdan kaçının ipini tuttun. Onlar güldü sen somuttun kalbinde kaç gül kuruttun. Senin adını anmamak şarjıdır dostum. Hepten olma gökyüzünün güneşi sago. Benim için gölgeni sığdır mana özüm. Hicran çölüne düştüm. Yüz pınar yaşa kızsın gözüm. Kendi başıma öğrendim. Kendim büyüdüm. Dudaklarımla gömdüm. Sanma şahım herkes insan. Sadıkane yar olur. Herkes insan dost mu sandım. Belki ol ayar olur. Sadıkane belki ol alemde serdar olur. Yar olur ayar olur. Serdar olur didar olur. Ne yaz manasını halvetim kasvetken gözlere şiş. Kem gözlere şiş. Cahiye her rüya merru kapket.
Bölge haramilerine bir selam şart. Selam, selam, selam. Adile patlı dedemleri Simam, Nurşin ve Van'dan Han'dan Umman. Nuşirevan'dan Han'dan Umman. Ahuyu felek mum ben Şam'dan. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır uyan. Uyan, uyan, uyan. Benden Sago ve sizden Pasu ve Sago. Sago, benden Sago ve sizden Pasago. Zıfı Sago, benden beyaz ve sizden şop beyaz. Tıfı ve beyaz, tıfı ve beyaz, tıfı tıfı ve beyaz, tıfı beyaz, tıfı beyaz. Zaten ağzım açık izledim. Sahiden de ağzım açık izledim. Bir ara Hayko'ya döndüm, dedim ki abi ne enteresan bir atmosfer dedim. Hayko bana böyle yaptı bak kenarda, alışık olduğu için. Hani. Hani. Böyle bir olgun ol Beyazıt'cığım, kabul edeceksin bunları gibi böyle bir bakışla. Hocam nasılsın, hoş geldin. Teşekkür ederim, nihayet. Ya evet, sahiden de nihayet valla. Burada olmak çok güzel, harika. Uzun zamandır dinleyicilerim de çok bekliyordu. Çünkü onlar evet, seni seviyorlar. Ben de sağ seviyorum. Olsunlar. Çok teşekkür ederim. Dolayısıyla bugün burada olmaktan mutluyum. Sizleri burada görmekten mutluyum. Vallahi abi biz de çok mutluyuz. Keşke daha önceden 5 kere daha çağırsaymışız yani. O durumdayız. Gel. Gel. Evet, tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun. Keyifler yerinde. İyiyiz. Eşiniz sizin yanınızda pek konuşmuyor herhalde. Nasılsınız, iyisiniz diyor, sana bakıyor sadece. Bir şey söyleyeyim mi diye. Eğer ben iyiysem o da iyidir. Sen iyisen o da iyidir. Haykocuğum, senin keyfin yerinde. Biz iyiyiz. Aslında sizi sormak lazım. Çünkü hani kendin de söylüyorsun. Anca biz bu programlara yavaş yavaş çıkmaya başladık. Evet. Ama bu popüler kültürdeki sevgili arkadaşların sabit... Hani gerçekten inanan bir kitlesi olmadan bu kadar program yaptığınız zaman, bizim kitlemizi gördüğünüz zaman nasıl şaşırıyorsunuz? Evet, gerçekten de şaşırdık yani. Bunlar bize gurur veriyor açıkçası. Çünkü zamanla yavaş yavaş bu sektörü ele geçireceğiz. Öyle mi? Tabii. Peki bu sektör ele geçince ben hala burada olacak mıyım? Ben de bir yok olacağım yani. Senin saçları uzatıyoruz. Ha, benim saçları uzatıyoruz. Bir tane tişört veriyoruz böyle. Harika. Böyle her iki şekilde hareketle de devam ediyoruz. Hareketleri öğreniyoruz. Beraber devam ediyoruz. Peki. İkisini beraber nasıl yapacağız? Yok, sahiden de. Sahiden de. Sahiden de internete girdiğimiz zaman, yani internete girince bir gerçek olduğu, bir şeyin olduğu ortada. Yani bazı programlarda, başka programlarda da bunu görüyoruz ama realde inanılmaz bir kitle var. Gerçekten inanılmaz bir kitle var. Bu kitle tabii televizyona çıkıp her yerde gümbür gümbür görünmediği için bu kitlenin büyüklüğü konusunda kafalarda oturmamış şeyler var, soru işaretleri var. Fakat bugün de görüyoruz ki cidden feci bir kitle var. Bu kitlenin sesini duyurmak siz ve sizin tarzınıza insanlara düştü mü, yoksa sizin sayenizde mi bu kitle aslında oluştu? Yani var mıydı hazırda bir kitle, siz mi çıktınız, yoksa siz çıktınız ve böyle bir kitle mi sizin peşinizden geldi? Onlar bizi sevdiler. Evet. Neyini sevdiler? Neyinizi sevdiler o zaman, öyle soracağım. Evet. Neyi sevdiler sizde? Ben müzik dinlerken bazı şeylere dikkat ediyorum.
Tabii ki Türkçe müzik konusunda bunu söylüyorum. Dış kaynaklı müzik konusunda söylemiyorum. Evet. Dinlediğim şeyin anlamlı olmasını, melodi olmasını ve bir harmoni olmasını isterim. Dinlediğin şeyin. Evet. Evet. Ve dinleyenlere de öyle bir şeyler sunmak isterim. Genelde çok melodik bir yapım vardır benim kendi müziğimde. Bunun nedeni de sanırım insanlara boş şeyler değil, biraz elle avuca sığan şeyler vermek istemem. Yani bu bir fındık gibi. Bazen fındıkların içinde çok küçük bir fındık tanesi çıkar. Evet. Ama dıştan fındık güzel görünür. Kabuğu. Ne güzeldir dersiniz. Hani benim fındığı kırdığımız zaman ayıptır söylemesi şey olacak. Böyle güzel bir içinde mal çıkacak. Gerçekten evet. De ayıpmış söylemesi. Sagopacık gerçekten de. Evet. Yani dışarıdan Sagopa Kajmer dendiği anda içine de girdiğin zaman aynı büyüklükte bir tabii. Yürek, aynı büyüklükte tabii. Bir tabii. İşinde çıkması lazım. Yani dıştan güzel görünüp yani dışarıdan insanların met etmesiyle evet. İnsanlar gidip albümler satın alıyorlar ve daha sonra hüsrana uğruyorlar. Çünkü albümler istedikleri gibi çıkmıyor. Birilerinin met etmesiyle genelde insanlar birilerini tanıyor. Ben de öyle oldum sanırım. İnternette 1998'den bu yana şarkılarımı sundum ve onlar da bu zamana kadar beni taşıdılar. Ben de onlarla hala bir yerlere taşınıyorum. İşte şu anda Beyaz Show'dayız. Ülkenin en kaliteli şovundayız. Estağfurullah. Bundan sonra ne olur bilmiyorum. Okan'la beraber. Yani. Olur. Evet. İbrahim abi de var. Tabii onları söylemek lazım. Bu arada tabii Çelik'ten de özür dilerim. programımıza devam ediyoruz. Vallahi teşekkür ederim. Ne yani var? Aslında şunu da sorayım. Hayko'yla bir kere NTV'deki programa denk geldik. Evet. Doğru mu? Onun dışına denk gelemedik. Sizinle de öyle. Bu programa çıkmıyorsunuz bir yere. Doğru mu? Kolera sen de çok fazla bir yerde görmüyorsun seni. Biz şöyle diyeyim yani. Yasemin'i de görmeyeceğiz. Soracağız yani. Evet de. Aslında bu bir kibir değil, bir ego da değil. Sadece format ve yapılanlar, işte gördüklerimiz bize uymuyor çoğu programda. Çünkü çoğu programın amacı farklı. Daha çok reyting kaygısı güdüldüğü için ya konuklar bana uymuyor ya muhabbetler, sohbetler bana uymuyor. Çünkü ben yaptığım müzikte biraz dolu, dediğim gibi dolu şeylerden bahsettiğimi düşünüyorum. Ve onlardan bahis açmak istiyorum. Evet. Hani birilerinin gelip bana magazinden soru sormasındansa müzikal soru sormasını tercih ederim. Hayko da öyledir, Yasemin de, Kolera da öyledir. Çünkü biz burada müzik icra eden, medyadan biraz daha uzak kalan fakat işleri kaliteli olan sanatçılarız. Ben öyle düşünüyorum, onlar da öyle düşünüyor. Evet. Şimdi sorun şurada, şuradan kaynaklanıyor. Bir süredir bu programı yapan bir adam olarak yani nacizane dediğine şunu ekleyebilirim sadece. Gerçekten de her çıkan, ki siz artık yeni çıktınız diye söylemiyorum. Yani bir oturmuşluk var ama her çıkan ben çok kaliteliyim, ben sanatçıyım, her yere çıkmam. Herkes ben şu olurum, ben bu olurum, ben şöyleyim, beni seveye de bunu veririm diyor. Zaten insanların en çok üzüldüğü şey bunu diyen adamı ya da kadını seviyorlar. Arkasından o adamın ya da kadının bozulduğunu yavaş yavaş. Evet. Görmeye başlıyorlar. Sıkıntı zaten oradan kaynaklanıyor. Çünkü giderek bozuluyor insan. İster istemez çok fazla göz önünde bulunan insanlardan sıkılırsınız yani. Evet. Bir örnek verebilirim. Tabii. Mesela genel olarak şöyle bir tavır var. Cilalıyorsun, allıyorsun, pulluyorsun. En üstten başlatıyorsun işe. Doğru. Sonra onun düştüğünü görüyorsun. Görüyorsun. Biz oraya gitmedik. Biz en alttan kendi seyircimizi, kendi gerçek kitlemizi önce yavaş yavaş oluşturarak ondan sonra zaman içerisinde eğer bir yerlere gelebileceksek doğru kitleyle, doğru seyirciyle gelmeye çalıştık. Evet. Yani biz de biliyoruz biraz daha hopidik bir şey yapıp bir anda o dönemin içerisinde ne kadar para kazanıyorsan para kazanıp çok saçma sapan işlerin içerisinde bulunmayı ama doğru. Biz esasen bizim anlattığımız şeyi doğru anlayan ilk seyirciyle önce temasa geçip evet. Onlarla iletişimde olmak istiyoruz. Acayip doğru bir şey söylüyorsun. Şundan dolayı doğru bir şey söylüyorsun. Ben ne zaman aslında rock grupları için de aynı şey geçerli, doğru mu? Bu Türkiye'de underground kültür içerisindeki bütün müzikler geçerli. Geçerli. Senin için de geçerli Yasemin. Alan herkes için geçerli aslında. Yani ben var oluyorum ve varoluşun bütün sorumluluğunu üzerime alıyorum demek bence aslında müzik yapmak. Yani her şeyi üzerine alıyorum, tamam. Evet. Bu benim yolculuğum ve bunu da size göstermem gerekiyor. Bu yolculuğa da katılan varsa ben çıkıyorum geliyor, yola. Benle beraber geliyor musunuz? Zaten yarın öbürsü gün daha popüler, daha
popüler artık ne kadar popüler benim için çok garip oldu da. Ama daha yukarıda bir yere çıktığınız zaman o kitleyle beraber işte bu çocuklarla beraber büyüyeceksiniz. Bu çocuklarla beraber bir yere geleceksiniz. Onun için sizde her zaman bir kemik kitle ve dön hata yap marjinal, majör hata yapmadığını söylüyor. Dönmeyecek bir kitle her zaman yanınızda var. Büyük bir avantaj. Şimdi reklamlara gitmeden önce şeyi soracağım. İnternet tabii sizin için çok müthiş bir şey değil mi? Benim için çok müthiş oldu. Yani senin MySpace'ten mi yayıldı? Nereden evet, çıktı aslında, senin? Evet aslında yani ben MySpace'e direkt koydum. Yani şarkı işte video klip çekildi. Yani böyle her gün işte 100 kişi, 1000 kişi. Ondan sonra arta arta böyle bu acayip bir rakama ulaştı. İnternetin tabii fısıltısı feci bir şey. Buradaki birçok arkadaş da televizyondan bir parçayı izleyip onu almaktansa internetten çok daha fazla takip edip Çünkü daha şey ne istediğinizi internette daha kolay bulabiliyorsunuz. Yani televizyon açınca orada bir uyutucu bir aracın sizi böyle hipnotize ettiğini görebiliyorsunuz. Yani evet. Hani çok... Tamam, devam edeceğim. Çünkü bu konunun sonunun bir yere bağlanması lazım. O tamam. Da şimdi YouTube'a. YouTube'un kapalı olması lazım. YouTube'a bağlanması lazım. Yani dünyaya açılabileceği en önemli kapılardan bir tanesiyken kapalı olması. Doğru mu? Yok, yani garip evet, bir durum. Olacak. Biraz onun üzerine konuşuruz. Reklamlardan sonra konuşuruz. Evet. Nasıl almış onları sordun mu? Parayı nasıl kazanmış anlattı mı sana? Beyaz Show devam ediyor arkadaşlar. Kaldığımız yerden. Şimdi hemen şu bilmeyenlerin merak ettiği soruyu sorayım da ondan sonra devam edeyim. Hayko Cepkin kendi isminiz değil mi hocam? Evet. Evet. Sagopa. Mahlas. Mahlas. Evet. Kolera. Mahlas. Mahlas. Yasemin Mori'nin de. Morisi Mahlas. Morisi Mahlas. Yasemin Mori'nin Morisi nereden geliyor? Ben buraya gelirken ilk başta ne kadar garip isimli insanlarla bir arada olacağız hep beraber. Nasıl bir şey oluşturuyoruz diye geldim. Kendi ismini de sanıyorum. Ahmet ne haber yok yani. Sagopa, kolera. Tüberküloz gidiyoruz. Siz orijinal adınızı kullanmıyorsunuz. Evet. Ben de kendi adımı Beyaz. Beyaz. Evet. Çok özür dilerim. Kişi kendinden bilir, işi adlı programımız devam ediyor. Yasemin Mori'nin Morisi nereden? Mori aslında kız demek ve hani böyle biraz anneannemler Bulgar... Niye kız dememişler? Yani aslında Yasemin Mori diyorlar işte Bulgar... Bulgarca göçmeni aslında anneannemler. Trakyalısı. Evet, Trakyalılar. Evet. O yüzden işte Yasemin Mori benim küçüklüğümden beri benim hani... Kulağa da hoş gelen bir çok şey güzel. Ya. Değil mi? Evet, esas söyledin ne? Diyor. Yasemin Savgı. Ne? Savgı. İşte hiç bir zaman anlaşılamayan. Savgı. Evet. Mori daha iyi. Mori daha iyi. Mori daha iyi. Biz Mori'yi be. Biz Mori. Niye söylüyorsun? Yasemin Mori. Nasıl diye? İyi miyim? Evet. Yasemin Mori'yi de programı alıp ilk defa böyle bir sohbet yapardı. Hani ekran başındaki hayranların öyle zannediyorum. Daha hani şey bekliyorlar. Gerçekten de dramatik falan diye bir şey beklerken. Şimdi... Kolera nereden çıktı? Kolera bir yerden çıkmadı. Ben teşekkür ederim. Gerçekten de çok ince cevaplar. Gerçekten de çok ince cevaplar. Nereden çıktı ya kolera? Ya işte 13-14 yaşında başlamıştım. O zaman öyle kolerayı bulmuştum. Sonra değiştirmedim öyle kaldığı için. İsim arayışları oldu. Yani evet. Ne? Nasıl bir yani o yaşta diye. Kolera çıkmış. Ama kolera bayağı şey ağır bir isim ağır yani. Ağır bir isim değil hani, insan araştırıp koyacağı bir şeydir değil kolera? Yani baktın herhalde kolera. Yok. Yok öyle direkt koydum. Sana evet. Kolonya gibi geldi o böyle. Yok kolonya gibi gelse koymazdım. Kolera gibi geldi. Kolera kolonyaları diye. Evet. Sagopa'nın anlamını zaten birçok insan biliyor ama çok ufak bir daha istersen hatırlat. Piramit. Piramit. Sırrı keşfeden. Sırrı keşfeden. Gizem sahibi. Gizem sahibi ve kıymeti bilinmeyen. Nece? Biliyorlar canım. He? Biliyorlar. Esas sorum şu. Evet. Sagopa ile kolera ismini bugün olsaydı koyar mıydınız? Yok. Ben koymazdım ya. Nasıl? Bütün hayranları bitirdin ya. Yok yani Sagopa ismini bugün olsa koyar mıydım? Ya aa. Ya yani sevmediğim isim. Ya zaten ya. Sagopa diye. Ne koyardınız abi? Ben çok heyecanlı biriyim. Yani üniversite yıllarımda bu ismi bulmuştum. Makale okumuştum ve aklımda o hikaye kalmıştı. Hikayenin kahramanlarını tekrar canlandırma gereksinimi. Böyle üniversite mantığı. Evet. Ama sonradan insan düşünüyor. Kendini tanıtırken
Ya Sagopo diyorlar. Sagopo yani ben Sagopa diyorum. Sagopo. Yani Sagopo. Seni seviyorum demek o Yunanca. O da güzelmiş. Ya yanlış bir anlaşılma oluyor. İsmini söyleyemiyorlar. Bugüne kadar çıktığım programlarım değil mi? %80'ini de yanlış söylemişler. Evet. İsmimi bir tek siz doğru söylediniz. Ne güzel. Böyle bir şey. Sıkıntı çekebilirsin. Ayağa kalkmaya gelmiyor yani vallahi. Evet peki devam edeceğiz sohbeti evet. Ama internette sizinle ilgili en çok kim kimle düet yapsın diye baktığımız zaman da Sagopa Kajmer'de Hayko Cepkin düeti evet. Mutlaka insanlar bir düet istiyorlar. Ya bugün tabii zor yani. yine İnternete baktığımızda kolerayla bir Zekai Tunca düeti yine şu andan itibaren internete düşmüş vaziyette. Yine Yasemin Mori ile de bir Beyaz Köstürk düeti hoş olur mu diye. Ama Sagopa Kajmer'in en çok istediği düet kimleymiş biliyor musunuz? Orhan Gencebay'laymış. Evet. Doğru mu? Gireden ya. Doğruymuş ve şu anda hakkımızda Baba Orhan Gencebay var. Evet. Orhan abicim iyi akşamlar, iyi geceler. Alo. Berfudar olur. Teşekkür ederiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hepiniz iyi misiniz? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hepiniz iyisiniz. Ne güzel. İyi misiniz? Bir şikayet yok inşallah. Her şey harika. Orhan babacığım. Berhudarol. Orhan abicim. Teşekkür ederiz. Artık dedeli olduk biz iki olarak ama yani neticede daha evvel de söylüyorlardı müziğe eski başlamamdan dolayı. Evet. Şu anda efem bana dede diyor. Dede diyen küçücük yavrular var. Ben Orhan abi, Orhan baba diye alıştım dediğine de yeni alışıyorum. Benim için Orhan abi, vallahi çok seviyorum Orhan abi demeyi. Sağ ol. Burada çok değerli konuklarımız var Orhan abicim. Evet. Yasemin Mori, Kolera, Hayko Cepkin, Sagopa Kajmer. İsim olarak size enteresan gelebilir. fakat gerçekten çok değerli konuklar. Şüphesiz. Hepinizi yanaklarınızdan, gözlerinizden öpüyorum ve başarılar diliyorum tabii. Ama değişik isimler, gerçekten değişik isimler. ve Sagopa sanırım Sagopo diye de karıştırabilirler. kolera derseniz yani... Kaloriyle karıştırılabilir. mümkün. Ama neticede yakıştırmışlarsa ve sevmişlerse bir şey diyemiyorum ama... tabii ki yanlış anlaşılabilir. Olan abicim. Efendim. Bir şey soracağım şimdi buyur. Size. Şimdi stüdyomuzda inanılmaz keyifli bir gençlik grubu var. Ve, harika. Ve... onların da peşinden gittikleri, dinledikleri dört tane çok sevdiğimiz arkadaşımız var. Dördü de genç arkadaşlar. Ve işte bu yeni müzik yani underground müzik akımlarının, alternatif müzik akımlarının Türkiye'deki temsilcileri. Evet. İşlerini çok iyi yapan arkadaşlar. Ve evet. Ama yaptıkları müzik ne olursa olsun bizim için bir Orhan Gencebay vardır. Doğru mu? Yani bir Zülfü Livaneli vardır, bir Emel Sayın vardır bizim hayatımızda her zaman. Onlar da seninle büyüdükleri için... Sagopa özellikle kimle düet yaparsın sorusuna hep bir gün Orhan Gencebay'la düet yapmayı çok isterdim diye cevap vermiş. Ya. Acaba bir gün bir yan yana gelseniz mi? Siz ne diyorsunuz İnşallah, bu konuda? İnşallah tabii memnuniyetle. Ayrıca sanıyorum aynı topraklarda doğduk. Gerçi Türkiye'nin evet. bir toprağı ama sanıyorum. öyle mi acaba? İkimiz de Samsunluyuz. Samsunlusun. Evet, evet. Sagopa. Evet, evet aslanım. Samsunluyum, sizi çok seviyorum. Sağ ol. Ben de. Sağ olun. Ya, bu arada underground'la ilgili olarak, underground biliyorsunuz 1960'ların sonunda 70'lerde günün etkinlikleriydi ve sevgili Erkin Baba'yla bir aylık bu konularda ilgilenmiştik. O biliyorsunuz bunun pirlerindendir. Evet. Çok yan yana yıllarca o gitar ben saz çaldık. Çok keyif alarak yaptık. Oradan bu konuları son derece hisseden biriyim ve çalışan da biriyim. Evet. Bu devam ediyor tabii. Sizler devam ettiriyorsunuz. Önemli olan yakışanı bulmak, güzeli bulmak,
rotayı iyi tayin etmek. Notadan peki daha önemlidir rota. Tabii ki iyi tayin etmek. Peki, çok teşekkür ediyoruz Orhan abici. Sağ olun. Sağ olun. Hepinize başarılar diliyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Hepinizi yanaklarından öpüyorum ve oradaki bulunan gençlere de aynı şekilde diliyorum. Mutlu olun. Berhudar olun. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Orhan abiye çok çok selamlar. Ya ben konuştum, sen konuşamadın Orhan abi. Sana bağladık telefonu esasını. Ben bu yaşa kadar dinledim onu hep. Öyle mi? Hala da dinliyorum. Hiç sohbetiniz oldu mu? Denk geldi mi? Yani olmadı ama aramızda bir sohbetin olması gerekmiyor. Ben doğru müziğini seviyorum. Çok seviyorum. Evet, zaten onun İbrahim Tatlıses'in bir lafı var. O tersten okul notaları derdi. Orhan Gencebay için. O notaları verin tersten okur. Orhan abinin de bir de ilgilenmediği müzik dalı yok yani. Hepsinin içine. Evet, filozof sayılır. Evet, yani. Evet. Peki şimdi ana sohbetlere girmeden önce son bir şey daha merak ediyorum. Onu da soracağım. Bu dörtlü her zaman görüşen bir dörtlü müdür? Neden bu dörtlü? Biz hayata aynı yerden mi bakıyorlar? Hayko ile 3 senedir İstanbul konserlerinde beraberiz. Evet. Bu 21 Haziran'da da beraberiz Hayko ile. Bunu duyurayım, herkese duyurayım. Kolera'yla zaten eşim. O 98'den beri benim arkadaşım. Şimdi hayat arkadaşım. Evet. Yasemin de takdir ettiğimiz yeni seslerden. Hayko'yu zaten ben çok seviyorum. Ödül töreninde de beraberdik. Konserde de beraberiz. Yani çok yakın olamasak da yine de müzikal anlamda sahnede hep aynıyız. Beraberiz. Yasemin de çok güzel müzik yapıyor. Evet, böyle bir ekibi. Tamam, bu ekip bizim çok işimize gelen bir ekip. Böyle birbiriyle dalaşmadan yani bir şey olmadan programı sağ salim bitireceğimiz ekiplerden bir tanesi. Evet. Şimdi sorumu soruyorum. Kolera'ya soracağım. Sen çok sessizsin ablacığım. Hep mi böylesin ya? Yok. Evde mi böyle? Yok. Soracağım. Kolera'ya sor. Aslında senin sorunu da sizin sorunuzu da Kolera'ya soracağım. Burada bir kitle, ekran başında sizi izleyen bir kitle var. Yaptığınız müzik, rap'i tercih etmenizin sebebi, özellikle rap için sorayım önce, rap'i tercih etmenizin sebebi onların hislerine tercüman olmak mı? Hani hangi hislerine tercüman oluyorsunuz? Nelerini anlatıyorsunuz? Hmm. Onlar ne istiyor da siz onlara o cevabı veriyorsunuz? Yani ne var müziğinizin içine? Niye rap'le anlatıyorsunuz bunu ya da? Benim konum, yaşadığım her şey konum olabiliyor. Tabii gündemlerim her gün herkes gibi değişiyor. Evet. Neye üzülüyorsam genelde hüzünlendiğim şeylerden bahsediyorum. Zaten hayattaki iyi ve kötü şey olasılıklara genelde aynıdır. O yüzden benim başıma gelen ve bana rastlayan keder aslında bir başkasına da rastlıyor. Aynı şeyi paylaşıyoruz. Bu sefer tanıdık. Ortak kaderlerden. Evet. Yalnız değilmişim psikolojisi. Onlar için iyi oluyor. Yani benden duydukları zaman ya da Sago'dan ya da bir başkasından. Aa, yalnız değilmişim. Bunu yaşayan başkaları da varmış diyorlar. Evet. Ortak noktada buluşuyoruz. Müzik açısından bakarsak da melankoli ve coşku diyorum ben. Yani sadece melankoli ve coşku verebilirim. Başka verebileceğim bir şey yok onlara. Onlar da zaten sanırım bunu seviyor. Melankoliklik ve coşku. Evet, ikisini aynı evet anda verdiğin anda. Peki. Hocam. Benim için bir yolda yürürsünüz. Ya iyi yürürsünüz ya tökezlersiniz. Bu benim yolum ve bu yolda benim ayaklarım iyi yürüyor. Dolayısıyla onları daha önceden izlemiş gibiyim her birinin neler yaşadığını yaşlarına göre. Çünkü siz de her yaşın ayrı değeri olduğuna inanırsınız. Buradaki herkes de öyle inanır. O yaşı iyi bir gözlemlemek gerekiyor. Mesela lisede ne yaptın? Lise bitiminde üniversiteye hazırlanırken ne gibi aşamalardan geçtin? Benim çok arkadaşım vardı. Hastanelik oldular takıntıdan. Ben bunların hepsini yaşadım. İşte bazı arkadaşlarım vefat ettiler çok genç yaşta. İşte ailemde gördüklerim. Bunların hepsi bu insanların da gördüğü şeyler. Çünkü hepimiz aynı toprakta yaşıyoruz. Hepimizin duyguları bütün. Hepimiz birisi öldüğünde ağlıyoruz ya da üzülüyoruz ya da önemli şeylerde seviniyoruz. Hiçbirimizin farklı düşündüğünü zannetmiyorum. Ben de kendi açımdan yaşadıklarımı anlatıyorum ve bunda hiç zorlanmıyorum. Çünkü zorlanacak bir şey yok. Cümlelerin hepsi onların günlük hayatında kullandığı cümleler olamayabilir ama anlattığım her şey onların günlük hayatında olduğu için seviyorlar beni. Evet. Peki, sen anlattığına göre sen onlardan
daha iyi biliyorsun demeyeyim. Hani o kadarca bir şey olmasın da. Yok. Ama onun geçtiği yoldan geçtim. Evet. Yani bir şey anlatsa ne yapıyorsun? O sana bir şey anlatmıyor. Çünkü sen biliyorsun ne yaşandığını ve ne çıktığını, doğru mu? Hocam bak, yani bazen onlar da anlatıyor bize. %100. Yani. Aslında sizin kitlenizin en önemli taraflarından bir tanesi şey bir kitle değil. Ay seni çok seviyorum kitle değil. Senin kitlen yanlış yaptığın anda senin suratına tokat da atabilecek bir kitle, yani doğruyu göstermek için. Evet. Onun için çok aklı başında adamlar var, kızlar var adamlar. Ama benim dediğim şey şu. Ben artık doğruyu buldum ve şu anda yaşadığım şey doğrudur. Evet. Sizin de gelmeniz gereken nokta burasıdır mı anlatıyorsun? Ya aslında şimdi bazen düşünüyorum. Acaba çok mu ukalalık yapıp ileri gidiyorum? Çünkü benim bildiğimi siz de biliyorsunuz. Herkesin bildiğini herkes biliyor. Yani doğru olan şeyleri herkes biliyor zaten. Sadece yanlışları farklıdır insanların. Doğruları aynıdır. Benim doğrularım bazen insanların yanlışlarını suratına çarpıyor. O zaman da benden nefret edebiliyorlar. Yani bu kadar da hani... Evet, ama buna rağmen yapıyorum diyorsun. Bunu yapmam gerek çünkü bunun bir açığı olduğuna inanıyorum. Türkiye'de böyle bir şeyin açığı var. Gerektiği kadar insanların ciddi ve gerçek olmadıklarını düşünüyorum. Ve rapte özellikle böyle bir ciddiyetsizlik seziyorum. Türkiye'deki rapte. Daha çok rock'ta daha bir açıklık seziyorum Türkçe rap'e nazaran. Evet. Bari ben bu açığı... Enteresan bir şey söylüyorsun yani aslında. Tabii, ben bu açığı kapadım. Yani şöyle kapadım. Yazdığım liriklerle, yaptığım müziklerle bir açığı kapadım. Ama ne açığı kapadığımı bilmiyorum. Yani Türkçe rap açığını mı kapadım, yoksa arabesk karışımlı bir rap mi çıkardım? Yani ya da melankoliye de... Bir açık kapattım ama diyorsun. Bir açık kapandı ama bunu bana söylüyorlar. Yani sen çok acayip bir açığı kapattın abi diyorlar. Hangi yani açığı kapattım onu bilmiyorum abi işte. Onu bilmiyorum. Bir açık kapattın abicim diye. Ama bu kitlenin yani bir şey için peşimden sürüklendiği belli. Çünkü sürükleniyorlar. Nereye gitsem peşimdeler. Evet, ben çok seviyorum. Yani sorumluluk da yani. Buraya gelirken Kolera ile birlikte evde buradaki kitleyi düşündük. Yani burada olacak kitleyi düşündük. İşte Hayko da düşünmüştür. Acaba kimler gelecek? Rahat edecek miyim? Nasıl aile gibi olacak mıyız? O benim için çok önemli. Ve burada şu anda kitleye baktığım zaman her birinin aslında çok mutlu olduğunu görüyorum. Ama tek bir handikap var. Tek bir çelişki var. Benim yaptığım müzik hüzünlü bir müzik. Onlar hep gülüyor bana karşı. Onu çok seviyorum. Ama işte sen hüzünlü müzik yapıyorsun, onlar gülüyor. Çünkü adamlar ilk defa kendi hüzünleriyle ilgili birisinin kalkıp bir şey anlattığını belki de görüyor. Biraz önce Kolera'nın söylediği çok doğru. Onlar coşku hüzünle yakalıyorlar. Aslında herkes hüzünle yakalar. Mesela ben Metallica Master of Puppets'ı dinlediğimde o parçanın ortasındaki gitar solosu yüzünden o şarkıyı sevmiştim. Çünkü o gitar solosu beni çok etkilemişti, çok hüzünlendirmişti. Daha sonra parça yükseliyordu böyle. Birden bağırışmalar, çağrışmalar. Orayı da sevdim sonra. Çünkü orası beni o bölüme teşvik etti. Öyle söyleyeyim. Yani ben kısa yoldan anlatamıyorum. Bir şeylerle böyle destekleme gerekiyor. Yok, gerçekten. Peki, devam edeceğiz. Hayko'ya soralım. Hocam senin böyle bir şey anlatma derdin var mı? Yani senin yaptığın müziğin bir şey anlatma. İlla ben de şu mesajı vereyim, şu evet, kitleye şunu söyleyeyim derdi var mı? Daha nedir yani? Bir mesaj kaygısı yok işin içerisinde. Kimseye de örnek olmak zorunda hissetmiyorum kendimi. Evet. Ben daha çok aslında bu işi yaparken bu 12-15 yıllık geçmişi hesaba katacak olursak Türkiye'de neden böyle şeylerin yapılmıyor olduğuna ve de neden insanların buna cesaret edemediğini aslında şaşırıyordum devamlı. Çünkü bazı şeyleri anlatmanın doğru yolları vardır. Ve farklı yolları da vardır. Ben anlatmak istediğim şeyleri farklı bir dille anlatmaya çalışıyorum. Hı hı. Yaptığım şeyin, aslında yaptığım müziğin önce kendime yapıyorum. Her şeyden önce kendim için yapıyorum. Hı hı. Daha sonra onları paylaşıyorum. Ama yaptığım müziği gururlu bir müzik olarak değerlendiriyorum ben kendi açımdan. Anlattığım şeylere de bakacak olursak, benim hep anlatmak istediğim ana fikir şu. Hayat zor, kolla. Evet. Ne yaparsan yap. Ayakta kalmak. Evet. Ayakta kalmak zorundasın. Yani ayakta kalmak zorundasın. Evet. Çalışmak zorundasın. Tembellikle hiçbir yere varamazsın. Bu güzel albüm adı olurmuş bunlar. Kolla diye. Kolla kendini. Evet. Aslında Aykon'un dediği bir şeye katılıyorum. Bir mesaj kaygısı gütmüyoruz artık. Mesaj zaten şarkının kendisi. Yani oradan kendi çıkarıyor sonucu. Evet. Önceden vardı ama yani, Hayko lafını kestim. Estağfurullah. Yani bir şey ekleyeyim araya. Sen devam et. Sen bizim kullandığımız dilin içerisinde teşbih çok var.
Evet. Teşbihin olmasının faydası da aslında onların da şarkı üzerinde hayal kurmasını sağlıyor. Yani bir şeyi doğrudan söylemiyoruz. Ya da kullandığımız dil içerisinde şöyle bir şey yok. Aşkı çok fazla anlatmıyoruz. Bambaşka şeylere olan aşkları anlatıyoruz. Çünkü aşk şarkısı yazan çok adam var ya. Evet, doğru. Yani ne kadar seviyorum bu böyle sevdim ama bir bıraktım mahvoldum hop diye o falan. Anladın mı yani? Bıktık mı bunlar yani? Mesela Yasemin Mori de albümüne herkes bir yerinden aslında şeyi koyuyor. Sen diyorsun ya aşk şarkıları yapmam arkadaş diyorsun ya. Evet. Hani yapan mı? Yapanı var çünkü. Evet. Ve ben de bir tane daha olmak istemiyorum onlardan. Başka şeylere aşka atıyorum diyorsun. Sen bambaşka bir şey söylüyorsun. Sen bambaşka bir şey. Melankoliyle. Ben aşktan bahsederim. Ben aşka anlatmayı severim. Aşk için, yani. Aşk için söylemiyorum ama herkesin bir tavrı, bir kuralı var. Evet, evet. Daha dil olarak. Dil olarak. Dil olarak. Basitliğinde bahsediyor bence Hayko. Yasemin'in evet, de evet, enteresan doğru. Bir şey var. Ben ilk defa albümüne kendi resmini koymayan birisini gördüm. Evet. Çok var. Çok hayır. Var. Hayır arkadaşlar yanlış anladınız. Bayan olarak diyorum. Evet. Evet yani o anlamda. Arkadaşlar Polera'nın resmi değil. Benim... hayır hayır. İlk albüm. Arkadaşlar. O benim üçüncü albümüm. Bu senin üçüncü albümün. Orada var ama ilk albümümde yok. Evet ilk albümünde yok. Onu da söyleyeceğim. Onu da söyleyeceğim. Onu da söyleyeceğim. Bir dakika. Bir dakika. Ya her şeyi bilmek zorunda mısınız? Ekipleriniz varmış arkadaşım. Bir şey konuşturmadılar. Ya bak diyecektim ki Yasemin Mori'nin ilk defa ben Yasemin Mori'nin birinci albümünde senin de birinci albümünde. Birinci, ikinizin de birinci albümünde resminiz yok. Niye böyle oldu? Yasemin cevap. Güzel kaynattılar bak. Yasemin cevap. Yasemin cevap. Niye koymadın resmini? Gençsin, güzelsin. Aslında ben fotoğraf çektirmekle ilgili böyle bayağı bir sorun yaşıyordum albüm yaptığım sıralarda. Hiç canım istemiyordu yani böyle bir şeyler giyinip bir şeyler böyle bir yani o sırada havamda değildim. Böyle diyelim. Evet ve aslında ben grafik tasarımcıyım ve yani grafik tasarım okudum öyle bir formasyon aldım ve o yüzden de. Albümün kapağını içini sen yaptın her şeyini. Sehacan diye bir arkadaşımla beraber yaptık. Peki evet. Söz müzik sana ait. Evet. Doğru mu? Doğru. Bütün şarkıların? Bir şarkı da Emre Irmak'la beraber yaptık. Tamam. Yani bütün her şeyini siz yapıyorsunuz albümün artık. Tabii. Yapıncı mapıncı bir şey kalmayacak yakında. Kalmayacak. Değil mi? Evde yapacaksın çıkartacaksın. Sen ilk yani albümü... Evet, en iyi sen ilk albümü masanın altında mı yaptın abi? Doğru mudur o? Son kez adlı parçamı bilgisayar sehpasının altında söyledim. O akustikten dolayı mı? Tabii. Yok hayır yok daha yüksek yerler vardı. Evet. O bölümleri hani odanın içerisinde kendi kendine bağıran bir adam ama biraz en azından keser diye bilgisayarın altına girdi. Evet komşularından şikayetler geliyor tabii devamlı. Stüdyon evde olduğu için. Stüdyo demeye bir şahit lazım canım ilk albümde. Yani gayet bir bilgisayar bir monitör. İşi bitiriyor. O kadar da işi bitiriyor diyorsun. Demek ki olabiliyormuş hocam. Ya zorun ha? Eğer zorda kalırsan her şey oluyor baba. Sıkışınca hepsi geliyor. Evet, Can, bundan sonraki albümün adı Can Havli. Evet, çıkacak. Yasemin Mori'nin albümüyle ilgili başka neler, 3 sene boyunca yazılan şarkılar var. Doğru mu için? Doğru. 3 senede kaç şarkı çıktı? Yani aslında çok fazla şarkı çıktı ama yani ben albüme koymak isteyeceğim 9 tane şarkıyı yani bu dedim ki hayvanlar albümüne ait 9 parça bunlardır dedim evet, yani. Evet albüm ya da hayvanlar ama içinde hayvanlarla ilgili bir şey yok. Hayvanlarla ilgili aslında çok şey var çünkü ben hani biraz kendimi öyle görüyorum. Mecazi. Güzel konu açar mısınız bu konuyu evet. Yani aslında... Doğayla beraber var olabilmenin de zorluğunu da yaşıyordum yani hani öyle bir normal şey. Normal hayvanlardan bahsediyoruz. Normal yani. Hayvanlardan bahsediyoruz. İronik bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani ironik evet. De renalet dönebiliyor evet yani bir sürü metafor var içerisinde hayvanlar dediğim zaman hani içgüdüler, sezgiler falan hepsi yani bir sürü şeye yola çıkıyor aslında hayvanlar albümü. Yani bütün varoluşu düşününce insanların kat ettiği yolda hani hayvanların geldiği nokta bana böyle daha mucizevi ve daha nedense hani böyle enteresan geliyor. Evet yani onlar güzel bir hayat yaşıyorlar. Bizim yani ne bileyim. İşte ihtiyaçları kadar yaşıyorlar. İhtiyaçları kadar yaşıyorlar. Abartmadan yani. Peki. Peki sohbaya devam edeceğiz. Sagopa'dan. Benden mi? Evet. Sagopa'dan. Ya. Hazır mısın Beyaz Şov? Bu dinlenmeyen
yerden her söz yerden çıkmış ok gibi. Sözler bazen bir hazine. Gelmemiş yarından. Aklım benim filmin ucuda kaçmış. Timsah katilleri boşalsın. Bir iki damla hiç değersiz. Hüzün ve kaderin pençesinde bir dev namı dersiz. Gece gündüz ömürden yontar dünya dönmez yaremsiz. Bugün ömür yarım gün. Serbest kalsın fikrim. Senin tozlarını silemez telimden ellerim. Varlık ruhu terk eder yüzün yüzümden ayrılınca. Bendeki aşk altın misali. Sensiz benlik yokluk demek kalbim sana emekçi. Aşk denille çorak arazide. Tilki misal kurnaz bekçi. Başım sarkık bir marsi cümle yolumun önüne taş. Dudaklarını kadeyken takır keyif derttaş. Gören der ki sel ağzına bina yapmak abdal işi. Yere serse kırmaz dişimi. Kalp bir körse görmez bir şey. Saniyeler dakikalarla yapar alışveriş. Saatler seni alır benden korkarım olamaz geliş. Hasret gözümün ışıklarını söndüren alçak misafir. Afitap sönük bir mum ayrılık hayrım bir zehir. Melek yanında yüzünü saklar felek yüzüme kaş yatar. Bir tek bu hüznü sen boğazın. Rüzgar saçımı süpürse mest olur bakışlarım. Adınla uyanır kulaklarım yüzünü açar göz kapaklarım. En güzel şiirlerimde kaleme adını sayıklatırım. Odamın hayaletisin sessizliğine aşığım. Derdime çare baytarım yok dengeme destek. Tut ki durayım şafak güneşin fermanı. Geçer acı tatlı sayılı zaman. Sancısı ama melek bir yandan. Şeytan bir yandan. Başım zindan yokluk var. Bu kaçıncı şikayetim bilmem. Derdime çare baytarım yok dengeme destek. Tut ki durayım şafak güneşin fermanı. Geçer acı tatlı sayılı zamanım. Sancısı ama melek. Ama şeytan. Başım zindan yokluk var. Kafamı duvara yasladım. Omuzların yanında patlar maymun iştah sahibi. Benim içim senle tok. Yok ki gücüm belki devrenin ikisinde bücürüm. Sessizliğinle gelir hüznüm yokluğunda gömül öyle. Bu devrenin binlerce sevgi müşterisinden biriyim. Yalnızlığıma küfrederim. Sensiz halden müştekiyim. Delebette dönmez olsam bil ki yalnız bebekteyim. Hatalarıma savaş açtım her gün farklı kefendeyim. Hayat günü defter yaprağı hazan gelir dökülür. Gelirken ne getirilir ki giderken ne getirilir. Dertle anlaş deva bu üzüntü kalbimi sönülür. Yüzüne baktığım her an cennetten bahçe görülür. Gülüş neşem değil gönül bucaklarımda harabeler. Bu hilekar tavırla geçer fena saatler. Senin içeren masallarım anlatılacak kadar kısa değiller. Aşk ilinde bir tarafta cüceler diğer yanda devler. Baytarım yok dengeme destek. Tut ki durayım şafak güneşin fermanı. Geçer acı tatlı sayılı zamanın sancısı ama melek. Ama şeytan. Başım zindan yokluk var. Bu kaçıncı şikayetim bilmem. Derdime çare baytarım yok dengeme destek. Tut ki durayım şafak güneşin fermanı. Geçer acı tatlı sayılı zamanın sancısı ama melek. Ama şeytan. Başım zindan yokluk var. Bu kaçıncı şikayetim bilmem. Bir yarımlık veririm. Dalga mı geçiyorsun baba? Bunun ölüsü 50 kağıt eder. İyi ya işte. Biz de niye alıyoruz? Adada büyük tur yaptıracak diyelim ya. Kesip sosis yapacağım. Derdime çare. Baytarım yok. Dengeme destek. Tut ki durayım.
Mesela hocam bu parçanın içinde neler var? Rock var, elektronik var, arabesk var mı mesela? Ne var? Nasıl bir karışım? Bu o kadar arabesk içeren bir durumda değil yani. Evet. Çok fazla arabesk yok bu parçanın ama rock ögeleri tabii ki var. Ama arabeskini elektronik... harmanladığın oluyor. Var mı içinde? Çok var yani. Direkt arabeski temel olarak kullandığım çok parçam var. Peki bunun bir ayarı var mı? Yani sana tepki getirebilecek bir ayarı. Arabeski fazla koydun, bilmem neye az koydun falan olur filan diye bir tepki geliyor mu dışarıdan? Abi tarzın şu tarafa doğru kayıyor. Aman bir çek. Dışarıdan dizginleniyor musun diye. Yok canım. Kendi hayranlarının? Kendi hayranlarımızdan mesela bazen eleştiriler almışızdır. O da nedir? O benim için en önemli hassasiyetli eleştirilerden bir tanesiydi. Neçede ilk albümüm içerisinde brutaller çok fazla yoktu. Yani hiç yoktu, sadece konserlerde yapabiliyordum. O clean vokali beğenen ilk başta o seyirci oluşmaya başladığında hırsın her zaman tavan olduğundan clean bölgeleri de artık brutalleştirip söylemeye başlamıştı. Evet, yani o bilmeyen için de bir kere daha tekrar, o bağırılan kısmı. Evet, yani. O bölümü, o naifliği kaybetmeye başladın abi diye mesela eleştirilmişti. Evet, peki ne istiyor dışarıdan gelenler? Dışarıdan gelen tepki, devamlı müziğin daha da sertleşmesi ve... Herkesin bir isteği var. Yani evet. Herkesin isteğine cevap veremeyiz. Yani bugün burada konuştuğumuz herhangi bir şey de birini tatmin eder, birini tatmin etmez. Yani bunun bir kıstası yok. Yok. Yaptığımız müziğinde de herhangi birinin söylediğine uyup da müzik yapmaya başlarsak, standart müzik yapmaktan başka hiçbir yola gitmeyiz. Evet, bir de kafanın diki denen bir şey var ki kendi bildiğin. Al işte bu. Evet, tam o. Da, evet. O da bu. Sahiden kafana diki. Evet. Peki, Hayko Cepkin, tamam biraz önce böyle bir parça dinledik ama benim merak ettiğim bir şey var. Hocam mesela Sinan Özen dinlemez misin yani? Sinan Özen'le mi? Yani Kutsi dinlemez mi mesela Hayko? Abi. İki tane de çok kritik soru sordu. Vallahi. Sinan Özen'le halı sahada maç bile yaptım. Evet. İkincisi Kutsi de mesela... Herkesi değişik mekanlarda buluşurum. Çıktığı zaman böyle eş dost arkadaş böyle kendi camiamızda yemek, eğlenceye gittiğimizde bir karaoke bara gideriz. Orada böyle herkes, neçede karaoke biraz eğlenceye yönelik. Evet. Herkes tarzının dışında şarkılar söylemeye var. Kutsi benim hitimdir. Öyle Kutsi mi? Hangi parça Kutsi'nin? Deli deli sevdaların çiçeği yemiyorsun. Bombadır yani. Bir dakika. Şimdi mikrofonu bir alayım abi. Allah'ını seversen. Hoppala. Şunu bir duymam lazım. Dur bir dakika. Evet. Hey. Biliyor musunuz parçayı ya? Abi öyle haldır haldır olmuyor ya. Ama sana ne dedim ben? Özel bir gecede karaoke barda biz bize eğlenirken dedim. Özel bir gecede karaoke. Şurada. Ya biz bize dedin yani. Özelliği o gecenin. Abi ama içindeki Hayko'yu da merak eden vardır yani. Tamam ben de geleceğim. O zaman Kadir Tapucu. Kadir Tapucu da çok kritik soru bak. Kadir Tapucu'nun çünkü şöyle bir parçası vardı.
Dönüşüm muhteşem olacak vardı. Evet. Gerçekten böyle biz müzik yapmaya çalışmak için cırmalarken işte aileler karşı çıkıyor tabii, yapmayacaksın, hayır olmayacaksın falan. Evden ayrılmıştım. O zaman da Kadir Topucu çıkmıştı. Evet. Dönüşüm babamlara söylemiştim ya. Yani. Sen çünkü daha o dönemde derdine derman olabilecek kendi müziğini yapamadığın için, daha başlamadığı için. İşte biz de o zaman dermanı da bulduk ya. Kadir Topucu. Hadi hocam şu kutsiden bir bak. Biz bize demiştim ben. Şeyde hani birlikte. Sen söyle patlat abi. Hep beraber. Ne zaman giriyor bu parça? İntromsun var hep. Hayatım başla bakayım sen. Deli deli sevdalar iki çevirmesi. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bari kurtarmaya çalışayım. Hayretim bizi. Bana ne? Daha büyük sürprizimi yapmadım. Daha büyük sürprizim geliyor. Hayko Cepkin bir Beşiktaş fanatiği. Hocam yani sesini bile özlemişim ben bana. Gülgülü. Hoppala. Eyvallah. Baba sen çalıyor muydun tribünde? Tribünde mi çalıyordun? Nerede çalıyordun? Ben Beşiktaş açık tribün, tam şıngır mıngır sosyetenin yanındaydım orada. Evet. Orada bir ekibimiz vardı. Davulda sen mi vardın? Zaman içerisinde orada yer edindik. Sonra Kapalı'ya transfer olduk. Evet. Öyle istendi. Kapalı'dan istendiniz. Yok, bir gün maç, hava çok soğuktu. Açık tribün bayağı boştu. Üşümeyelim diye biz öyle düşünüyoruz. Kapalı evet. Tribünün kapılarını açtılar. Biz evet. Oraya gittik. Tabii Kapalı'nın şeyi olmadığımız için, müdavimi olmadığı için direkt göbeğe gitmedim. Ben en arkada davulumla duruyordum. Evet. Sonra arkadan böyle abom 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 diye bir ses gelince gördüler. Davulcu gel! Dediler. O zaman da Kapalı'ya gittim. Çok uzun sürmedi Kapalı'da davul çalmam yani. Böyle bir maçta kavga çıktı çünkü davulum kırıldı. Onu. Söylenebilecek tezahüratlardan var mıdır? Tabii var şimdi. Abim ya. Abim. Benim en sevdiğim şeydir ya. Böyle artık amigoların sesi kısılmıştır. Evet. Ama seyirciye hala böyle bağırması gerektiğini söyler. Ayağa kalkmasını söyler. Lanet! Bana kadar o! Diye bir... O ses süperdir yani. Bir de yavaştan gelir o. Bir de dili de döner değil mi? Evet. Ben daha kaldırmayacağım. İstersen çal. Aa, bir koyayım ya. Bazı. Bir koyayım Allah aşkına. Sesini özlemişim. Kaldırmayacağım diyorum baba, bir koyayım şöyle. Özlemişiz vallahi. Var mı bir tezahürat, gelir mi? Vallahi uymaz. Uymaz mı? Peki. Daha, peki. Anladım. Anladım. Evet. Peki. Teşekkür ederiz yine de. Şimdi... Ya Hayko Cepkin Beşiktaş tezahüratı yapıp davul çalmadığı için tepki gösterdiğinize inanamıyorum. Yani tepkinin sebebini açıklayamazsın da ya. Yasemin'ciğim sen bir ara Bursa Spor Tribünü'nde çalmışsın. Var mı öyle? Geçen gün öyle bir fotoğraf çektim ama tek düşman Bursa Spor. Ama Bursa'yı da yazamamış. Yani duvar yazısı fotoğrafları çektim. Öyle mi yazmışlar? Evet, tek düşman evet. Bursa Spor yazıyordu. Kim yazmış? Bursa Spor'un düşmanı yoktu. Sevgililer gününde yayınlamıştı. Evet, belki Bursa'nın sevgilisi vardı. Doğru olabilir. Herhalde öyle bir şey var. Sevgili Sagopacığım, keyfin yerinde mi? Evet, evet. Ha, her şey yolunda mı? Evet, iyiyim. Peki, hayranların buradaki ağadan da birkaç soru almak istiyoruz biz. Olur. İzin verir misiniz böyle bir şeye? Olur. Var mı soru sormak isteyen? Arkadaşlar. Al bakalım. Haydi bir şey. Bir ayağa kalkmana gerek yok da. İsmini soyadını da söylersen kimden başımız yanacak bilelim. Evet. Memelelik Şükaraca, Mali yani sitedeki adım. Ben şeyi sormak istiyorum. Bizler artık televizyonda bir sürü rapçi gördük. Rapçi görüyoruz. Herkes rapçi. Herkes rap ustası. Herkes rap sanatçısı.
Ama Yunus abi göremiyoruz. Hani kendisi bu konuda ne düşünüyor? Hani çünkü biz daha iyi rap'i bilen, rap nasıl yapılır? Geçmişten gelen birisini ve gerçek rap üstadını görmek istiyoruz televizyonlarda. Yani iki tane şarkı yazıp daha sonra da ben rapçiyim diye çıkan insanlar bu tür değil. Yani gerçek rapçiyi görmek istiyoruz. Evet. Yani aslında biz de ilk önce hani şey diyorduk, hep bize kalsın, bize kalsın, pek çıkmasın televizyona, biz bize olalım diyorduk ama daha sonra onları görünce gerçekten işte gerçek bu, gerçek Sogo çıksın diyoruz. Kendisi ama ben sana şey söyleyeyim, Yunus cevap vermeden önce teşekkür ediyorum öncelikle soru için, sağ olasın. Ben size bir şey söyleyeyim, fan kulüplerdeki en büyük tehlike şudur, bir fan kulüp kurulur. O fan kulüp onu sevdiği için kurulur. O adamı, o kadını sevdiği için kurulur. Sonra sadece siz size sever derken o daha popüler, daha popüler, daha yukarıya, daha ekranlara, daha her şeye çıkmaya başlayınca fan kulüp bu sefer tersine dönmeye başlar yavaş yavaş. Aslında o bizim ilk sevdiğimiz Sagopa değil ya. O ilk zamanlar ne biçimdi abi? Şimdi o adamın da işte burnu kalktı falan oldu, bir an oldu. Yani iş buraya gider. Bir ufak tehlikesi de vardır. Sen nasıl cevap vermek istersin? Mikrofondan konuş, daha rahat olacak herhalde. Ben bu işi yaptığıma inanıyorum fakat Beyaz'ın da dediği çok doğru. Çok fazla yıpratmak istemiyorum aslına bakarsan ismi, müziği de, kimliği de, sıfatı da, her şeyi. İşte böyle ayda yılda bir kere beni görüyorsunuz ya da işte konserlere geliyorsunuz. Böyle tamamlamaya gayret ediyorum ama dediğim gibi ilk başta programın başında söylediğim gibi programlar bana uyumsuz. Ben programlara uyumsuzum. Dolayısıyla uyumsuzluk olduğu zaman çıkmıyorum. Mesela Beyaz burada bana bu rahatlığı vermeseydi burada da belki olmazdım ama senin dediğini çok iyi anlıyorum. Etrafta hep rapçileri görüyorlar. İşte çeşitli yarışmalar var vesaire. İşte oradan bazı kişiler bu işi çok iyi yaptıklarını ve bu işleri hatta kendi Türkiye'de icat ettiğini söyleyenler var. Tabii bunlara inanmıyorlar. Peki sen inanmıyorlar ya. Bir dakika, yani gerçekten de bir rapçi varken yanımıza soralım. Türkiye'de evet, Rap Star diye bir yarışma yapılıyor ve orada da birçok arkadaş rap yarışmalarına de katılanlar da var, sunanlar var, jüri var, bir sürü var. Sen izlerken ne diye izliyorsun? Yani yorumun ne oluyor? Ben her hafta izliyorum. Her hafta izliyorsun. Duyuyor, duyuyor. Sesim duyuluyor. Şöyden çıkıyor. Ses. Evet. Yok, ciddi. Her hafta izliyorum. Çünkü bizim profesyonelliğimiz bu yönde olduğu için çevrede neler olduğunu takip etmek durumundayız. Yani izlemiyorum deyip de artistik durumu söz konusu değil. İzliyorum ve değerlendiriyorum. Her şeyi değerlendirdiğim gibi. Koyları da gözlemliyor. Ben de gözlemliyorum. Ortada gerçekten büyük bir fiyasko var. Aslında olması gereken şeyler var. Evet, peki. Aslında ben o jürideki arkadaşların rap'i bildiğine inanıyorum. Ve onların da böyle bir format istemediğini biliyorum. Rapstar o yarışma için şunu söyleyebilirim. Hiçbir zaman bir rapçi yanına bir koç alıp da ona hiçbir şey öğretmeyecek biriyle sahneye çıkmaz. Yani ben çıkmam. Evet. Yani oradaki... Bu yanlış anlaşılmasın tabii. Ben oradaki insanlara saygı duyuyorum. Paralarını kazanıyorlar. Herkes para için yapıyor bu işi. Bu parayı kazanmayı öyle istiyorlarsa onların kendi yoludur. Ama bunu bir rap yarışması olarak değil de şöyle diyelim. Rap'i aroma yaptık. Jüriyi de rapçilerden seçtik ama etkisiz elemanlar. Evet. Ama şunu da hemen eklemek istiyorum tekrar. Onlar gerçekten rap'i biliyorlar fakat hep şunu söylüyorlar. Rap'i tanıtmak için yapıyoruz. İşte rap bir yerlere gelsin. Rap zaten burada bakın. Rap burada. Bunu ballandırmaya gerek... Hani bunu bu şekilde lanse etmeye hiç gerek yok. Yani 12 sene az değil. 12 sene dilindik. Kültürden kültüre atladılar. Müzik dünyasında pop kültürü, işte rock kültürü. Biz hep rapte kaldık ama diğer kültürleri de gözden geçirdik. Fakat
Ya şu anda yani o kadar kötü bir durumda ki rap. Yani ben üzülüyorum. O arkadaşlarımın da üzüldüğüne inanıyorum. İnanmak istiyorum. Çünkü baştan bahsettiğimiz şeylerin hiçbiri böyle değildi. Yani bizim yazdığımız sözler hep karşıt tavırdı pop kültürüne. Ben burada açıkça söyleyeyim. Yandaş değildi. Evet ya, ben pop kültürünü sevmiyorum. Baştan beri sevmiyorum. Çok ağır eleştirdiğim, çok ağır şarkılarım da var pop kültürüne. Ama yani buradan da gidip de Sagopa Kajmerliğimi de yumuşatacak değilim. Harika bir yarışma diye. Bence öyle. Evet, Peki, bir dakika hemen sormaya devam edelim. Bu yarışmanın teklifi sana gelmiş. Bana geldi. Geldi. Neden? Zaten bu teklif... Bu 2 senelik bir projedir. Bu Rapstar denen proje. 2 sene önce bana da gelmiş. Ondan sonraki sene yine bana çıtlatılmış. Ama benim hiçbir zaman kabul etmediğim bir projedir. Diğer arkadaşları bilemem, onlar kabul eder ama... Bana da geldi hatta. Daha geçen hafta bir proje teklifi geldi. Sıcak bakmıyorum yani, ne diyebilirim ki? Ben oraya oturuyorum. Televizyona mı sıcak? Hayır, ben televizyonda oturuyorum ama benim istediğim formatla oturuyorum. Yani ben oraya çıktığımda 4 tane b-boy alırım, 2 tane grafitici alırım, 2 tane MC DJ alırım. Hepsi birbiriyle kapışır. Ya biz onlara kapışmalar diyoruz. Yani burada hani biraz rap argosu girsin işin içine. Orijinalini söyleyeyim. Evet. Hani ne bileyim, MC'ler gerçekten rap müzikleri üstüne çıkar. Hiç kimsenin bir koçu olmaz çünkü koçun bir etkisi yok. O koç para aldı, hani ne için para aldın? Bunun yanında dur bakalım diye aldım. Yani ben zannetmiyorum bir rapçinin çıkıp da bir koçtan, hani bir de sarılıyorlar birbirlerine falan, çok teşekkür ederim diye. Ne olduğunu bilmiyorum, anlamıyorum. Evet. Peki. Bir soru daha alalım hemen. 81 ilden ve Avrupa'dan. Sagopakajmer.org ve melankoli.com.tr'nin selamını getirdim size. Aleykümselam. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Ben rap diye Sagopakajmer dinleyenlerdenim. Teşekkür ederim. Ve kendisini o kadar geçmişim olmadan dinliyorum. Bazı arkadaşlarım beni tanır bilirler. Dinledikçe çok güzel şeyler öğreniyorum hakkında. Teşekkür ederim. Bunun için de kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şöyle bir soru soracağım. Evet. Bazı şarkılarında alem manası bırak diyorsun kendi şarkılarına, biliyoruz. Acaba evet. Bu şarkıları yazarken kendin ağladın mı? Bize de o duyguyu tattırmak mı istiyorsun? Bizim de ağlamamızı istiyor musun? Emin ol, senin ağladığın her şeyde ben ağlamışımdır. Çok teşekkür ederim. Evet. Bir dakika. Ver mikrofonu. O da enteresan. Bu da ama sorunun gelişi enteresan. Yani sorunun gelişi şöyle bir şey var. Diyor ki yazarken diyor ağladığını hissediyoruz diyor. Evet. Eğer ağladıysan bizim de ağlamamızı istiyor musun abi diyor. Hani ona göre abi ağlayacağız ama eğer bir ağlamadıysan da bizi ağlatıyorsan ondan da haberimiz olsun yani. Evet. Duygular karşılıklı sonuçta. Yazdığım zaman bir şey hissediyorum ve yazıyorum. Bende şöyle bir takıntı vardır. Eğer beğenmiyorsam, bunu eşim çok iyi bilir. Söz yazarım, okumam, yazarım, okumam. Bir gün okurum. Ama yani yazdığım şeylerin anlamlı olmasına ve etkili olmasına dikkat ediyorum. Yani bu bir acitasyon olayı değil. Sadece bu başıma geldi, budur demek. Yani ağlatma güdümlü bir adam değilim. Öyle bir motive etmiyorum dinleyici. Evet. Hani ağlayacaklar diye. Yani. Bir parçanın başına oturduğun zaman arada kalkıp 2 gün sonra yeniden aynı sözün başına oturuyor musun? Yoksa tabii. Hayır abi, o başladı mı o biter yani bende o duyguyla. Bende başladı mı biter. Yani başladığım zaman biterim ama... Ben genelde şöyle yaparım. Benim bir defterim vardır. Oraya yazarım. Mutlaka kalemle yazarım. Evet. Kalemle yazmadan... Bilgisayarda kullanmaz mısın bilgisayar? Kurşun kalem. Kurşun kalemle yazarsın. Niye? Kurşun kalemi açmayı severim. İşte kurşun kalemin izlerini severim. Silgiyle silmeyi severim. Kokusunu yani. Seversin. Severim. Yani evet. Onları çok seviyorum. Hala da onlardan. Onlardan mı? Evet. Onlardan. Dolayısıyla nerede soru neredeydi? Soru neydi? Soru şuydu. Başladın mı bitirir misin söz yazdın? Başladın mı bitiririm. Çünkü... Duygu bütünlüğü açısından bir şarkıya başlayıp bitirirsin ya da sözleri ayrı zamanlarda yazıp kayıda gireceğin zaman duyguyu bir toparlarsın. Yani. Kaç tane sayfa varsa onları elersin. Abi peki şunu merak ediyorum. Cidden kafiye sizde çok önemli ya. Evet. Yani enemenemenemmış diye hep böyle ıştım mıştı bitecek mesela. Bir şey öyle bitecek bir kısım. Yok onu... gerek yok. He? Gerek yok. Yani önceden öyle bir gerek yok dedin ki. Gereği şöyle var. Eğer şarkıda gerçekten o kafiye yakışıyorsa evet. Mışlı mışlılar
O zaman kullanabilirsin. Ama ben önceden dörtlük yazıyordum. Yani nasıl söyleyeyim? Burada öğrenciler bilir. A, 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 A. Yani 4A. A, B, A, B. Ya da işte A, B, B, B. Ha, bunlar edebi konular. Biraz bilgiye dayanıyor. Ama son zamanlarda yaptığım şarkılar daha serbest uyak yapıyorum. Serbest uyak daha çok hoşuma. Rahatladım diyorsun. Yani. Çünkü pencereden pencereye atlayabiliyorsun o evet, zaman. Geçebiliyorsun. Tek bir tarafta kalmamak gerekiyor. Ama Sagopa Kajmer'in en önemli özelliklerinden bir tanesi, biz biliriz, siz bilmeyebilirsiniz. Eskilerdeniz çünkü yani. O bizim zamanımızdan, 80'lerin, 90'ların önemli olaylarından bir tanesiydi. Breakdance. Evet. Evet. Şimdi bir dönemde Sagopa benim bildiğim B-boy DJ'liği yaptı. Doğru mu? B-boy'luk da yaptın, DJ'lik de yaptın. DJ'lik de yaptın. Biz şimdi sana B-boy burada DJ'liği de yaptın. Biz şimdi sana burada bir breakdance yap desek sen Allah bilir yapmazsın. Yapmazsın. Yapmaman üzerine kurmuştum. Yani dedim ki yapmaz ama herhalde ortam keyifli değil mi? Onun için de bir böyle bir geldi yani içinden. Yani konserlerde yaptığım şeyleri yapabilirim. Öyle mi? Çünkü konserde yapıyorum. Burada niye yapmıyorum? Peki harika. O zaman iki tane Türkiye şampiyonu arkadaş gelecek. Vay. Sen de buradasın diye. Bir onlarla şöyle ufak aralarında belki bir iki hareket olabilir mi? Olabilir. Onları alalım böyle. Alkışlarla. Evet. Hareketleri bilmediğim için yani tokalaşmayı falan ne denk gelirse Allah ne verdiyse. Hocam isim nedir? Ozan. Ozan sizin? Serdar. Senin niye Ozan da senin Serdar? Ne oluyor? Ne oluyoruz ya? Peki Ozancığım Türkiye şampiyonu musunuz? Yani benim Türkiye derecem yok. Ozan şampiyonu musun değil misin yalan? Açık yani, konuşalım. Yani Power'da birinci oldum evet. Birinci oldum evet. Sizin var mı dereceniz? Çok. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Gerçekten de. Evet. Sagopa'yla böyle bir ortamda olmak gerçekten de enteresan oldu. Değil mi arkadaşlar? Biz destek vermeye geliyorsunuz. Bir ufak izlemeden önce bu gösteriyi izlemeden önce biz sen yapar mısın bunu yapmaz mısın diye bir ıkındık sıkındık. Her neme lazım yapmazsan diye biz senin 11 sene önceki nereden buldun? 11 sene önceki bir ortamdaki görüntünü bulduk break dans yaparken. Saçlar o zaman uzun. Yaş kaçtı o zaman? Bilmiyorum ki. 1997 herhalde. Palladium sanırım orası. 98'de. Palladium mu? Küçükçekmece olabilir mi? Joker'in partisiydi o. Evet, Joker'in partisiydi. Evet. Joker de bize o görüntüleri sağ olsun. Teşekkür ediyoruz kendisine. Buldu verdi. Bir alkışla Joker alalım arkadaşlar. Ben ilk Samsun'dan geldiğimde saçlarım belime kadardı. O zaman senin belin de yüksekti yani. Hani yüksek. Yani saçlar yine kısaydı o kadar uzun değildi. Yani böyle kuyruk yapardım, gezerdim. Herkes beni rockçı zannederdi. Halbuki ben o saçı severdim yani uzatmayı çok severdim. Evet. Sonradan kestirdim daha hiç uzatmadım. O zamanlarda işte B-boy işte arkadaşların da bildiği partiler olur. Olurdu. Ben de oralara hep iştirak ederdim. 9-10 yaşından beri iştirak ediyordum. Evet. O iştiraklerden işte bir tanesini biz bir iştirak esnasında bir arkadaş çekmiş. Hadi bakalım. Demiş ki ben şu iştirağı bir çekeyim uzaktan diye. Çekmiş ve bir izleyelim bakalım. Gerçi çok net bir görüntü değil ama en azından oradakinin Sagopa olduğundan emin olabilirsiniz. Evet. İşte son başlıyor.
Şimdi sizleri baş başa bırakıyorum. Buyurun. Gitme gitme kal. Gitmeyin kalın. Gel böyle gel. Vallahi açalım mikrofonu bir. Sahiden de kocaman alkışlar hem bu iki delikanlıya. Hem de Sagopa ya, kocaman alkışlar. Süperdi ya. Vallahi çok güzeldi, harika. Ama
Ama en klasik hareketi yapmadınız. Gerçekten çok üzüldüm. Hayır. Abi en klasik harekettir. O değil, o değil, o değil. O değil. Bir dakika, herkes yaptıktan sonra bakıyor, öteki de ona bir dakika falan diyor ya, bakmadığın için ben böyle kaldım. Bakar mısınız bir dakika? Bir dakika bakar mı arkadan yürüyor? En klasik hareketler arkadaşlar, ver müziği. Böyle geçmez. En son yaparsın. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlar onlar için. Sağ olsunlar. İyi ki geldin abicim. Bak anne bana neler almış. Nasıl almış onları sordun mu? Parayı nasıl kazanmış anlattı mı sana? Şeydim arkadaşlarım, istediğin içinde yaşamaya razıydım, incin olmalıydım. Beni birisi yolda buldu, baygın halde kenara koydu, çekti gitti. İşte yeniden yalnızım, tanım yerde kaldı, halsizim. Gücüm olsa biraz emekleyerek evime giderdim. Evimde yine bir ben, bir kendim. Kuş kanadın kıymetini kanadı yalınca anladı. İlime bağ sürünce cümle arılar elime damladı. Karaldığım gecenin karanlığını zevali uğratır. Uzun uzun bakma bana, bu hal beni utandırır. Tuhaf olay beni üzen sen, teselli veren sen. Kurtulmaya da çaban yok, ben neyim neden ben. Kaçıp isyan uzaklayabilirim, beni bulur. Ne benle mutlu olur, ne bensiz huzuru bulur. Halimi anlayan yok, yaşamak ne zor işimiz. Halimi anlayan yok arkadaş, yaşamak hayli zor bir zanaat. Vaktimi benden çalan çok, kurtulmak ne zor işimiz. Kurtulmak ne zor bir işimiz. Vaktimi benden çalan herkesten, gel beni ya da sev ya. Kimse mükemmel değil ki, ne umdun ki benden, kadı kızı bile veren bir. Benim huzurum anca naz, seninkisi mesavi. İçimi tuza iniyor da anahtar senlerle kilidin olur. Nahuş hallerinde et ilan, kahpiyoluşunu kapmak işlik sensin. Cevzi dişiyle kral feyksin, her şey de muhabbette yanar dönersin. Ben rüzgarın aruz bezni, sen kükürdü ancak. Sus karıncalandı kalp, söyle paşa nedir amaç. Bence ringe havlu at, kolera kırar kol bacak. Masanın kötü şirinisi, pisirgeci tuzun bacak. Esti geçti hayatından bir esen ve bin zafer. Kazı kazan kazandığım bir adam ve bin keder. Kaderdaşlar sıralı, kader sıvadı kolları. Bedava ekmek kalabalığı, örmüş saçını kaderini. Kalbin yalın hali bulutsuz, ah şu mevsim değişmekte. Bir nursun kusursuz, ruhum sensiz huzursuz. Tattım elmayı ve içime düştü şimdi kurtları. Yavaş yürüyen bir tazıyım, acizimse azılı. Sen anlatma bekle dur, o bir anca gaybı. Üzüleceksin yavru tanrı, sıkıntısında kapalı kaldı. Gitiver açılır kapısı, açılır için açılır hale vurdu aynası. Ve sen yansıması, sevenin var senin suçüstü şehzadem. Nesin sen cevap ver mahrem, hücra yerlere düştük ayıp merhem. Ben de ben asil tek dişini paren.
teşekkür ederim. Senin için en beğenilen 3 piknik kutu. Bakın, öndeki araç arkadaki aracı çekiyor. Panelvant tarzı yardım aracı bu. Bir de yardım aracı, bak bak bak. Geçti kendisi. Hop, otomatik kapandı. Ya alttan hidroliği bastılar. Bir de o nasıl kalktı öyle ya? Benim bildiğim ufak bir şey olur. Ba 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 ba. Kardeşim yardımın, vallahi böyle yardım istemiyoruz. Ve 2 numara. Dikkat edin, sanayide gençler eğleniyor. Çarşı, hop, ooo, vay 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 vay. Frenler sağlanmış, anlaşıldı. Ve 1 numara. Böyle bana dikkat, gözlüğü çıkardı, kaşı aldı gözün altına. Öbürünü de aldı oraya. Burnu yok et. Anla, kardeşim ne yapıyorsun sen ya? İnsan ağzıyla yüzüyle bu kadar oynar mı? Beyaz Yol, burada mısın? Gönder gelsin. Bana eşlik edin. Tempoyu kesmeyin. Tempo. Tempo. Eli kaldı. Aha. What, what? Benim sermayem çift alatı çift göz. Karamsardan varan harbi doğru söz. Acılarım söküyoruz. Aferin bu şişli yollarım. Vay benim köpeğim. Saçlı başım, yere düştü yarım. Bazen bıktım, aslen yıkıldım. Daldım derinlere, sığdan yıldım. Beni toplasan 30 yıldım. Sabreden dermişim, muradına vardım. Bitmez kaderimiz uyulu, gidilemez teknikle. İçine sinmiş korkak çocuğu, ileri doğru izlekle. Burada beklemekle, sanma kalıcısı ya pek de. Bak kaç milyar insanın yaşam bayrağı direkte. Bu ses benim. Uygusuzca gidişlerin yolunu kesen haydut benim. Bildiklerimden eminim, yaptıklarımı kefilim. Gidenlerime vedayım. Denedim olmadı. Çabalarımın sonu nihayete varamadı. Ben İsra'na komşuyum. Yolları gözden meczubum. Uykum kaçtı. İflasın eşiğine battı. Bu suçsuz gözlerime hesabım ağırdı. Vardır şerrimde ve lakin kalanım hayırdı. Çabalarımın sonu nihayete varamadı. Ben hüsrana komşuyum. Söyle. Uykum kaçtı. İflasın eşiğine battı. Bu suçsuz gözlerime hesabım ağırdı. Bilmelisin yolu bulmak çok basit ve bedava. Yapmamalısın bu dava. Sana dostum diyenler var ya, alay hava. En sert tekerlekler bile bir gün mutlak kaçır hava. Hey gel yanaş, yaşın kaç. Yolun azını gitmişsin. Geçmiş ve demek kalpte kalan izleri yanılma. Çok bildimlik yaparsan çok düşmüşlük yaparsın. Yok derdimlik yaparsan dert görünce saparsın. Elinde körünlü para, ev mülk, farkı vücut. Rap cömertliğinde asla koymamıştır hudut. Can yakmak pahasına mı icat oldu barut. Ben gülüp selam ederken simaların umut. Ben bu yolda çok yoruldum, olsa zor da içim rahat. Ruhum durup yüzüm sanık, görsen orada durum ortamızda. Her şey açık meydanda. Kaç kişi felci tatlı, iyi ve kötü arası cehennemde. Çabalarımın sonu nihayete varamadı. Hadi söyle. Hadi bu taraf. İflasın eşi. Yüksek. Denedim olmadı. Çabalarımın sonu nihayete varamadı. Ben hüsrana komşuyum. Hadi söyle. Uykum kaçtı. Hesabım ağırdı. Vardır şeyimde ve lakin kalınım ayırdı. Bravo Beyazlar. Çok teşekkür ederim. Sağ ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Şimdi bir dakika, ben sizin adınıza
bilmediğim bir şeyi soracağım merak ettiğim için. Çünkü Hayko'ya sordum ama şimdi sen şarkıyı söylerken arkadaşların hepsi böyle bir uzanma ve bir tutabilme durumu var. Onun içinde ne var o duygunun içinde? Yani şey mi var? Aslında onlara sormak lazım belki de. Ama yani bir dakika. Ben de bu parçayı biliyorum ve sana katılıyorum mu var? Yoksa şey mi? Hayır, sen benim isteğimin tercümanısın. Seninle birlikte olmak yok, istiyorum ve yanında olmak istiyorum. Aynı duygular. O şey demek. Yunus abi senin yanındayım, sana desteğim. Ben de söyleyebiliyorum. Hep birlikteyiz zaten, aile gibiyiz. O aile kavramı çok önemli. Evet. Beyazın misafirleri, gönlümüzün sahipleri, onlar yabancı değil, ailemizin üyeleri Enes Tekar. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Benim fan kulüpte orada oturuyor arkadaşlar. Çengelköy Lisesi. Beklerden gelenler playbacklere takılmasınlar. Sagopa Kajmer gerçeğini hafızalarına taşısınlar. Evet. Evet. Tamam mıdır? Rahatladık mı? Evet. Peki. Devam edelim. Kolera'ya hemen sorayım. Aynı evde iki kişi de aynı meslek, aynı iş. Bu arada başka meslekler var mı? Yani bunun dışında ne var? Yani meslek. Yani mesleğimiz var da ben yapmıyorum mesleğimi. Şunu biraz daha evet. Sesleri açalım arkadaşlar. Ses. Ben turizm ve otel işletmeciliği okudum. Nasıl pardon? Turizm ve otel işletmeciliği. Turizm ve otel işletmeciliği. Ve birincilikle bitirmişsin. Evet öyle. Evet tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Otelde çalıştım. Seyahat ajantalarında çalıştım. Evet. Daha da yapmam yani. Bu işi bıraksam da yapmam yani inşallah. Evet. Ne yaparsın? Bu işin dışında bir şey yapar mısın? Bu işin dışında iş yapmak zorunda kalırsam ticaret yaparım. Peki bu bir meraktı. Bunu sorduk geçtik. Siz aynı evdesiniz hiç. Sen şarkı sözlerini yazarken Sagopa sana karışır mı? Ya da yok. O yazarken sen ona karışır mısın? Şöyle olur mesela. Derim ki mesela Zafer dedim geçen gün. Ne yapabilirim? Zafer'le bana kafiyeli bir şey söylesene dedim. O an aklımdan gelmedi. O da evdeydi. Oradan geçiyordu. O da Muzaffer dedi. Ben de onu yazdım mesela. İşte Sago mesela böyle kayıttaydı. Bir dakika ya. Bizim bu dinlerken aman Allah'ım neler yazmışlar dediğimiz şeyler meğer şu mu yani? Sago oradan geçti. Zafer, Muzaffer canım. Bu mu yani? Evet öyle. Evet. En son yaptığı şarkısında Sago'nun ateşten gömlekler, topraktan çömlekler. Ne maymundan geldin sen? Ne maymundan geldin sen dedi. Oraya ne yazsam dedi. Ben dedim ki seni getirdi leyleklerde dedim. Vay, yani mesela evet. Böyle şeyler olabiliyor. Birbirimize hani böyle bir cümle. Evet ama aynı güzel. Yani. Şunu da merak ediyorum. Bir kadının yazdığı raple bir erkeğin yazdığı rap arasında mutlak bir fark vardır. Doğru mu? Yok, bence yok. Anlayamazsın sözleri okuduğun zaman. Ya kadına göre değişir. Anlayamazsın sözleri. Evet okuduğun zaman bunu kız yazmış ya da erkek yazmış. Peki Kolera'nın hayranlarıyla Sago'nun hayranları arasında bir fark var mıdır? Var. Bence var. Yoktur. Ben de biliyorum çocuklar. Ama yine de var. Soracağım işte. Siz de idare edin. Şunu merak ediyorum. Kolera'nın. Ben var olduğunu düşünüyorum bu arada. Bir kadının hayranları daha çok kadınlar mıdır? Yani sanmıyorum ben öyle olduğunu. Yani erkekler de bayanlar da dinliyor ama Sagopa'yı her dinleyen beni dinlemiyor. Öyle bir durum var. Niye yani? Şimdi gerçekten bu böyle yani. Sagopa'yı her dinleyen beni dinlemiyor yani. Güzel, az önce arkadaşım dedi sadece Sagopa Kajmer dinleyicisiyim dedi değil mi? Rap dinlemiyorum dedi. Bu evet. Ne demek? Ben Kolera dinlemem başka birini dinlemem sadece Sagopa Kajmer dinlerim demek. Evet. Yani burada realiteyi konuşalım lütfen. Yani bir daha böyle cümleler istemiyoruz. Hiç hoşuma gitmedi bu kitlenin buna. Ama niye üzülüyorsun ki? Ben gayet memnunum yani. Benim sonuçta trajim ortada, Sagopa'nın trajı ortada. O yüzden yani ortak değil yani. Sagopa
Sagopa bu duruma biraz üzüldüğü için yani sen vallahi bir... şunu da yastı da ver ne iyi oldu ya. Sen öyle bir şey söyledin ki Sagopa işten önce şöyle yapma gereği duydu. Yok canım öyle değil aslında diye. Evet Yasemin'ciğim senin hayranlarınla aran nasıldır? Buluşur musunuz, görüşür müsünüz? Otur yemek yer misiniz? Fanlarla. Yok ben daha o kadar içli dışlı olamadım. Olamadım. Daha henüz yeni çıktığı için abi. İnternetten mi yazışıyorsunuz? Yani ben çok yazışmıyorum aslında diye. Anladım. Hayranın var mı? Hayranım var. Çünkü yokmuş gibi aynen. Cevap veriyorsun ya. Vardır mutlaka. Var biraz. He? Var herhalde. Vardır vardır. İnanılmaz hayranım var bütün internet sitelerinde. Hocam internet sitelerinde benim Piknik Tube vardı. Öyle bir site vardı bizim. Bir ara. Ne oldu? Giren var mıydı Piknik Tube'a? Var. 6-7 kişi. Harika. Piknik Tube'da bir araştırma dedik ki yani programa kim gelsin dedik. Sagopa Kajmer yani özür dileyerek söylüyorum sayende. Sagopa Kajmer acayip yüksek tirajla yukarıda tıklandı. Arkadan gelen kim biliyor musun? Roberto Carlos. Evet. İkinizin arasında bir denge var yani. Hani orada bir şeyler oluyor. Ayko Cepkin yine öyle. Yasemin Mori öyle. Kolera öyle. Sahiden de çok fazla internet ortamında çok fazla bir şey var. İlgi var. İlgi var. İnsanlar orada çok rahat söyleyebiliyorlar evet. Söyleyeceklerini. Şimdi bir reklam geldi mi sana 200 milyar lira civarında bir para teklif ettiler. Aa, siz nereden biliyorsunuz bunu? Evet biliyoruz. Evet, çünkü bravo. Teklif eden şirket bizdik. Ve çok üzüldük yani söylediklerine. Yok canım yani geldi de kabul etmedim. Yani. Benim adım Sagopa kullanırım Bebeto diye bir reklam geldi. Neydi? Öyle bir şey miydi? Neydi? Sana ne demeyi istediler de 200 milyar teklif ettiler? Ya boş ver onları. Boş ver oğlum ya. Yani gereksiz şeyler ya. Öyle mi? Yani para da değilim başında da dediğim gibi. Param var benim ya. Reklamlarda var. Ne kadar var? Çok var. Ben bu işi aslına bakarsanız şimdi bir aile babasıyım diye bakıyorum. O gözle bakıyorum. Ailemi geçindirmem gerekiyor. En onurlu bir şekilde nasıl geçirebilirim? Para kazanma işi nasıl işinden çıkabilirim? Bunu düşünüyorum yani. Albümü alıyor. Sözlerimi gözden geçiriyor. Şarkıları dinliyor. İşin ağırlığının farkına varıyor. Hani Hayko'ya da bunu söyleyeyim. Evet. Hayko şimdi sen müzik yapıyorsun. Gayet güzel her şey yerinde. Sözler, müzik, sertsin. Bir imaj belirlemişsin. Ondan sonra diyorlar ki sana şu kadar para git abi diyor. Gofret ye mesela. Şimdi sen yani o bertaraf ettiği halinle o gofreti reklamdaki gofret bertaraf etsin. Şimdi o geldi. Gözümde gördüm zaten onu. Gözümde gördüm gofreti. Bence Hayko gofret fabrikasına dalar. Bertaraf eder onu. Bertaraf eder yani. Olmuyor yani biraz uygun. Senin de mi olmuyor hocam? Yani öyle bir... Evet. Aslında bu duruşla, yaptığın parçalarla, sana inananlarla bir araya geldiği zaman... Evet. Sanki bir şeyi, onlara ait bir şeyi satıyormuşsun, pazarlıyormuşsun gibi oluyor. Doğru mu? Ya şimdi bana birisi gelse, bir film teklifinde bulunsa... Bana vereceği rolü sorarım. Çok teklif geldi. Hep beni pislik adam rollerinde kullanıyor. Allah Allah. Ya pislik yani ben öyle. Oynadım ya pislik adamı. Yani mesela işte bir... Çok pis olamadım ama pis bir şeydi ne bileyim anlamadım. Çocukta değil mi? Çocuk. Bir yerin mafya babası işte bir kulübün sahibi ya da böyle hırsızlık yapan, uyuşturucu satan. Ya ben kendimi böyle yerlerde göremiyorum. Niye sana bu roller geliyor peki? Yakıştırıyorlar herhalde sakalıma bakıp. Sakalına bakıp, yüzüne bakıp bir şey söyleyecek adam müziğini de dinliyor seni yani. İşte müziği dinliyor çok sert herhalde buna bu sert bir rol yakışır. Bilmiyorum artık. Ya benim bilmediğim bir şey var. Küfür var mıydı sende? Çok önceden en çok küfürü ben ediyordum. Ya, bu işi, bu diss olayını... Ne oldu sonra tövbe ettim. Ya ben bıraktım yani çünkü dinletemiyorsun ki şarkılarını hiç kimseye. Yani hisler benim hissim. Ama şarkıyı mesela... Baba gel bir yeni bir şarkı yaptım bak şimdi ana avrat düzgün olmuyor yani. Olmaz yani öyle arada bir argo kullanıyorum hala da peki, seviyorum. Peki içinden geliyor yani hala da yazamıyorsun yani. Yok. Aslında şuraya yok. Okkalı bir neyse geçelim burasını. Ya, uyak olarak çok geliyor. Yani uyak olarak geliyor tabii.
şöyle yaptım, böyle yaptım, böyle de yaparım. Ama o kısma girmedi. Tabii ben şimdi senin programının eğlenceli olması nedeniyle tabii böyle şakalar yapıyorum. Estağfurullah. Şimdi küfre karşıyım. Çünkü bu küfür konusu dediğim gibi en üst düzeyde ben yaptım. Bunu herkes bilir yani. En üst düzeyi bendim. En üst düzey eleştiren de bendim. Yalnız 2 sene sürdü. 2 sene sonra dedim ki herhalde ben aptalmışım. Diğer arkadaşlarım çok zekiymiş. Çünkü onların albümleri çok satmaya başladı. Ben o zaman olduğum yerde sayıyordum. Onlar da bana diyordu ki sesin güzel işte. Tipin güzel. Tipin bir küfür güzel. Etme be abi. Bir de küfür etme diyorlardı. Bir şey küfür bir kesten ne satacak senin albümlerini. Ama yani bu dediğim gibi bir sene 2 sene sürdü. Daha sonra yaptığım şeylerle zaten insanlar yepyeni sayfalar açtılar benim gibi. Ondan sonra ben de aman küfür etmeyin, aman kimse küfür etmesin dedim. Kötü adam oldum. Alkışlarım. Evet. Ben böyle... Ben böyle bir... Şuna karşıyım. Müzikte de, evet. Yazımda da birisi sana cevap verecekse, sen birisine cevap vereceksen... Ya arkadaş... Aç telefonunu başka bir yere cevap ver. Gerçekten öyle. Yani bunu, evet, ben bunu dinlemek ve senin arandaki meseleyi duymak zorunda değilim ki. Aynen. Yani köşe yazarları için de aynı şey geçerli. O ona, o ona, o ona, o ona 15 gün. Sen kendi problemin yüzünden bana gazete aldırıyorsan, benim üzerinden para kazanıyorsan, şarkı yapıyorsan, ben senin albümünü bu yüzden alıyorsam o zaman ayıp bir şey ya var. Bir de şöyle bir şey var. Arkadaşların, o küfür eden arkadaşların birçoğu aile sevgisi ya da aile görmediği için bizim ailemiz olduklarını unutuyorlar. Tabii bunu sordunuz diye söylüyorum. Ben her tarafta cevap hakkım vardı ama kullanmadım. Bunu Beyaz Show'da kullanayım çünkü herkes izliyor. En azından ıska geçmeyecektir. Bu direkt yerine ulaşacaktır. Ben malum işte gazetelerde geçen ve herkesin tek taraflı yorumladığı bu mahkeme olaylarına karşılık şunu söyleyebilirim. Bana küfür edildi, eşime küfür edildi. Ben de elimden bir kaza çıkmasın diye mahkemeye verdim. Abi, o kadar. Peki. Adım Hatice Ünsal, sitedeki nickim çatlak alkolik. Adın Hatice Ünsal, nickin çatlak alkolik. Evet. Peki Hatice, evet. Öncelikle Beyazıt Öztürk'e, Hayko Cepkin Bizi ailesini burada bu kadar iyi ağırladığı için çok teşekkür ediyorum. Hayko Cepkin Bizi ailesi olarak. Biz teşekkür ederiz, memnun kaldıysanız. Hayko'ya ise sorum şu. Sahnede brutal performansını yaparken ben nasıl desem yaratık bir obje olmak istiyorum diyorsun ve oluyorsun. Daha sonra gerçek hayatta seni izlerken çok beyefendi, oturaklı, sakin birisi olaraktan görüyoruz. Bu iki yönünü birbirinden nasıl ayırıyorsun? Evet, günlük hayatımda da bir anda mesela... Sağ ol, merci. Aslında ne yaptığını bilen adam için birbirinden ayırmak çok zor değil. Yani sahnede de ne yapmak istediğimi bildiğim ve hayatımda da nasıl bir adam olmak istediğimi bildiğim için ikisi birbirinden çok rahat ayrılıyor yani. Evet. Onun için. Peki. Son bir soru da arkadaşlarım, evet. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Beyaz seni çok seviyoruz. Yunus abi seni ne kadar sevdiğimizi zaten biliyorsun. Kolera ayrı. Aykut seni de bugün çok sevdim. Eyvallah, sağ ol. Yasemin abla sen de çok istedin. Abicim benim Yasemin abla oldu mu şimdi? Yasemin abla oldu mu yani? Bana öyle diyorlar. Yunus abi geçenlerde daha önceki konserlerinle ilgili, kendi videolarınla ilgili karma bir video hazırlayıp DVD şeklinde bize sunacağınızı söylemiştin. Bekliyoruz ama haber de alamadık. Bunu merak ediyorum. Parayı yatırdım ben. Parayı her zaman yatırıyoruz. Bütün albümlerimiz var çok şükür. Bir de buradan en yakın arkadaşım Ferhat'a selam söylüyorum. Öyle bir plana girmiştik. Hala devam ediyor. Ama albümlere ağırlık verdim. Konserlere, turnelere. Şimdi kısa bir boşluk var önümde. Orada hem yeni şarkı yapıp hem bu DVD montajını bizzat kendim yapacağım. Bu arada elimde 1996 ÖSS sözel sorularından bir demet var. Sagopa bildiğimiz kadarıyla 1996 ÖSS sözel birincisi. Doğru mu? Türkçe, sosyal, sözel. Evet. Bakalım unuttu mu, unutmadı mı? Hep beraber bir görelim. Bittik.
Aşağıdaki sakın bir şey söylemek yok. Tamam mı arkadaşlar, lütfen. Ve arkadaşları çıkartır mısınız dışarıya biraz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aşağı yukarı sözü gereksizdir? Bak öyle bir düşünüyorsun ki soruyu hatırlayacakmış gibi düşünüyorsun. Yok sen söyle şıkları. Soruyu bil, hatırlama, gözünü seveyim yani. Şıkkı var değil mi sende cevabın? Var. Yani aşağıdaki cümlelerin hangisinde aşağı yukarı sözü gereksizdir? Tamam. A. Bir iş yerinde aşağı yukarı 3-4 yıldan beri çalışıyorum. B. Aşağı yukarı 5 yıl önce yine böyle... A şıkkı. A şıkkı. A şıkkı. A şıkkı, çünkü A şıkkında şöyle var. Bir yerde aşağı yukarı şu kadar çalıştım değil, net bir cevap verebilirsin. A değil mi? Bilmiyorum. Diğerlerini dinlemek ister misin? Hadi dinleyelim. Zaten 3-5 demek aşağı yukarı demektir. Onu kastediyor Sago sanırım. Evet, evet. Doğru mu değil mi onu söyle. Peki, bilmediğimiz için A şıkkı diyoruz. A zaten. Bizim için A şıkkı diyoruz. O kesin ve abi. Bunu da geçiyoruz. Arkadaşlar yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Valla sonuna geliyoruz. Son bir soru. Bu taraftan Okan Üniversitesi'nden var mı soru sormak isteyen? Yunus abi hoş geldin öncelikle. Çok seviyorum seni. Program valla sen. Hoş geldin. Sagopa ve Kolera'ya sorum aslında. Yunus abi Pesimist EP5'ten bir klibe bir şarkıya klip çekecek misin? Var. Oley! Ateşten gömlek mi? Ateşten gömlek mi? Oley! Çok sevindim ya. Ben hemen kısa kısa soru aldım. Gibi. Sen abla sen çekecek misin? Efendim? Hayır ben. Sen çekecek misin? Ben aklarımı doldurdum. O çek ne olur. Düşünmüyor pek. Yok, ben düşünüyorum. Sizi çok seviyorum. Başımızdan eksik olmayın. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkürler. Teşekkür. Bir dakika. Hayko. Hayko'nun var mı klibi hocam? Yeni bir şey. Var mı? Bizim şu anda yayında olan zaten. Yayında olan mı? Ölüyorum. Onun dışında. Bir iki ay sonra bir tane daha çekeceğiz. Hocam klip çok eğlenceli. Maliyetlerini kendin mi karşılıyorsun kliplere falan? Hepsine. Hı-hı. Kendi imkanlarına çekiyorsun. Arkadaşlarınla falan filan mı yoksa? Şu ana kadar 10 tane klibim var. Sadece 3 tanesini şirket karşılamıştır. Onun dışında 7 tane klibimi de kendim çektim. Peki mesela ben klip çekmeden de giderim arkadaş, bu yolda durumu var mıdır? Yoksa klip çekmek sizin için de sizin tarzınız için de mutlaka elzem midir yani? Ya şöyle, eğer albümü uzun soluklu tutmaya çalışıyorsanız. Çünkü artık tüketim toplumuna göre baktığınızda, hesap ettiğinizde bir albümün ömrü maksimum bir yıl olmaya başladı. Biz onu eskisi gibi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Olabildiğince uzun. Ve hani sizi devamlı bir konserde 3., 5. kez, 10., 20. kez seyreden biri aynı şeyi görmeye başlıyor. Ve o parçaya başka bir duygu katarak ona başka bir görsel katmaya. Ben öyle parçanın düşünerek ömrünü, yapıyorum. Parçanın ömrünü uzatıyorsun. Bu arada Yasemin'in klibi... İnanılmaz güzel olmuş. Sahiden de. Yani harika olmuş. Teşekkür ederim. Parça klibi verdik mi? Yasemin'i havaya kaldırdıkları. Hayır. Şimdi, ben hayır. Yasemin sayende. Yasemin onur ayağına kaldı. Söyleyeceğin şarkı gel. O olsun. Ablacığım gel. Tadı var, üzüm
gibi kaslı bitince gitmez. Hem yarısı hem dikini var. Batır ve de yaralar acıtır sabahlarını.
Hayko, Hayko. Hayko Cepkin'e çok teşekkür ediyoruz. Sagopa'ya teşekkürler, Kolero'ya teşekkürler, Yasir'e teşekkürler ama son bir şey söyleyecekler mi program kapanmadan önce? Sago'dan bir şarkı daha dinleyeceğiz ama ondan önce son bir şey var mı? Sen ver benim yerime de. Şimdi size bir hediyemiz var. Teşekkür ederiz. Bunu da Kolero versin. Var. Sen ver benim yerime de. Ben de onun yerine size veriyorum. Peki, çok teşekkürler. Ben şeyi vereyim. Dağıtımı Kolero'ya bırakıyorum. Tamam. Bunlar neydi abi? Bunlar da tişörtler size. Tişörtler. Evet. Şöyle kameraya dönerek gösterelim abi de onu görürsün. Şunlar sizin. Buyurun. Çok teşekkür ederiz. Senin. Benim mi? Bu da senin. Çok mesaisiz. Bakın Hayko'dan hiçbir şey gelmemiş mesela. Evet. Benim varlığımı seyir. Konuşturma ben şiir yazacaktım yoksa sana şimdi bunu. Teşekkür ederiz tekrar sağ olsunlar. Yasemin'cim var mı son söylemek istediğin bir şey? Müzikle kalın, sevgiyle kalın. Peki, Kolero'cum. Yasemin'e katılıyorum. Hocam. Herkese çok teşekkürler. Ben burada olmaktan bugün çok mutlu oldum. Eşim de öyle. Hepimiz. Teşekkür ederim. Bizi takip... İstanbul konserini bekleyenler 21 Haziran. Şarkı koleksiyoncusu müzik marketlerde. Çok teşekkürler Beyazıt Öztürk'e. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de yarın Bolu'ya gidiyorum. Bak kimseden ses yok diyorum. Bak sana bir bağırıyorlar. Hayko'cum son bir şey. Genelde hiç son sözüm olmaz. Olmaz. Peki. Teşekkür ederiz. Sonda güzel bir bitiriş yapalım isterim. Ama ilk önce biraz sizleri... Beni dinlemeniz için buyurun. Ben sen. Hepimiz. Herkes kendine kendi için lazım. Buradan başla. Tempo. Hadi biraz show. Evet. Göster elleri, göster elleri. Ben bana kendim için lazımım. Hatıram olsun sana şarkım. Lafa lafa kar yağsın. Manzaralarımı beyaz şova boyayın. Ben bugün ölebilirim. Ne zaman? Zıp 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 usago keşif ben. Hatıram olsun sana şarkım. Ha? Ben Ne zaman? Herkes için aynı şey geçerli. 12 harften oluşan adam. Sagopa Kajmer, Mahlas Kafkef, Evliya Rap Baby. Hazır mısın bana? Sago acıyla yoğrulur. Mutluluğum yavrudur. Dilim damağımı kurutur. Sessizliğim konuşur. Herkes bir gün soyacak bu fani gidici hayattan. Bütün bedenler soyacaktır elbet yavaştan. Kıyamet toplantısında ölecek haramiler telaştan. Ne ev ne pul ne çul ne bir kul. Geride kalacak dünyadan. Olması gereken şeylerin adını iyilik yapmak koymuşlar. Baksana dedelerimiz toprak altına donmuşlar. Rapunzel'in saçlarını yolmuşlar ya komşular. Yedi cücelerin prensesi ölmüş. Uçurumdan bir atlamışlar. Porselen bir tabuttayım. Sağıma soluma çarparım. Bende rüya çok sende tabir boldur aslanım. Sago aynı şarkıyı söyleyeli tam 10 sene olmuş. Vakit kendini öldürürken sevdiklerim yok olmuş. Her gün bir adım daha fark atmaktayım bu dünyaya. Uzaktan tanıdık oluyorum yakınlaştığım bu yabancıya. Eski mum kokusu kalır bitip düşer aydınlığa. Hissizlerle rap yapan bir kör. Ben bana kendim için lazımım. Hatıram olsun sana şarkım. Lapa lapa kar yağsın. Manzaralarımı beyaz şova boyayım. Ben bugün ölebilirim. Ne zaman? Yo beyaz şov. Hadi söyle. Ben bana kendim için lazımım. Hatıram olsun sana şarkım. Ha? Huh?
Oturmaya mı geldik? Oturmaya mı geldik? Mücessesler, herkes ayağa. Hadi gazla, istisnala. Hadi gazla. Harika. Hadi gazla. Hey. Ya. Ya. İstisnalar kaideyi bozmaz. Gözümün bu civarda fazla tozmaz. Elimi verdim, kolumu kattım. Gözümü çektim, aklımı aldım. Yaşam mı benli, bedbahtım. Salınırsa da yıkılmaz tahtım. Canım yanar ödüm kopar canım. Tapularımı kendim yazdım. İstisnalar kaideyi bozmaz. Kur yanında yaş telaş yapmaz. Yoksun alemin bize bize haftaya görüşmek üzere. Gelin havayı kesilir anla. İstisnalar kaideyi bozmaz. Kuru yanında yaş telaş yapmaz. Deli uzun alemin cevise tenha. Sivrilerin alayı kesilir anla. Eli kaldı. Ya anla. Yeah. Sazı kafke. Ne yapalım? Anla. Paranın değeri arttı millet. İnsan değeri battı. Kimlere kaldı artık? Sendeniz bir boş vakit arakladım poponsa. Yan gelip de yaptı. Yine mi komada martı? İşlevsizlerin hepsi kartı. Hanginiz bu piste havlu attı? Ha vaktim geldi çattı. Kimin de Temmuz'un yakıydı, kimisi martı. Cebinde biriken az buçuk şanstı. İşler organize edildi ve amiral battı. Kur yanında yaş telaş yapmaz. Eli uzun alemin cebi çeken hasi. Ürünlerin alayı kesilir anla. İstisnalar kaideyi bozmak. Kur yanında yaş telaş yapmaz. Eli uzun alemin cebi çeken hasi. Ürünlerin alayı kesilir anla. Sağa sola. Anla. Ya ya. İstisnalar kaideyi bozmaz. Neyi? Kaideyi bozmaz. Neyi? Neyi? Çok güç. Öyle olur ki bazen yattığım yeri bilmem. Dilim, damağım kurur, ter damlar hep ben. 13 yıl tabii şimdi dile kolay yani.